Radyo Spor. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 8 Mayıs 2024 Çarşamba günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Tabii maçlarla başlayacağız. Dün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la Ankara Gücü karşı karşıya geldi. İlk maç Ankara'da 0-0 eşitlikle sona ermişti. Bu maçta da Beşiktaş Ernest Muçi'nin 70. dakikada attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Kalesini bir kez daha gole kapattı ki Mert Günok da günün iyi performanslarından birini ortaya koydu. Beşiktaş finale çıkmayı başardı. Zaten bu sezonun en büyük hedefi Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmak. O yolda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bugün de Beşiktaş'ın tabii rakibi belli olacak. Akşam oynanacak karşılaşmayla birlikte Beşiktaş'ın da rakibini öğreneceğiz. Karagümrük Trabzonspor'u ağırlayacak. İlk maç Trabzon'da Trabzon 3-2 üstünlüğüyle sona ermişti. Tabii Beşiktaş maçıyla alakalı konuşulacak çok detay var. Oyuncu tercihleri, devre arası değişiklikler, Beşiktaş'ın oyunu Serdar Topraktepe ile birlikte biraz değişti. Ama Ankara Gücü de dün fena bir reaksiyon göstermedi. İlk maç kadar olmasa da sonuçta deplasman. Beşiktaş taraftarının da yoğun bir desteği vardı. 38 bin civarı taraftar karşılaşmayı canlı olarak takip etti. Dediğim gibi maçı detaylı olarak konuşacağız. Diğer karşılaşma Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Orada da Paris Saint-Germain Dortmund'u ağırladı. İlk maç Almanya'da Dortmund'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Bu maçta da yine aynı skor vardı. Dortmund 1-0 kazandı. Toplamda 2-0'la adını finale yazdıran ilk takım oldu. En son 2013 yılında Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde finaldeydi. Wembley'de yine finale çıkmaya hak kazandılar. Mats Hummels takımın deneyimli isimlerinden birisi, 2013 kadrosunun da parçası. Dünkü maçta da golü atan ve maçın oyuncusu olan isim oldu. Paris Saint-Germain aslında turu getirebilecek pozisyonlara da girdi. Fakat hem kaleci Kobel'i hem direkleri aşamadılar. İki maçta toplam 6 kez topları direğe nişanladı PSG'li oyuncular. Gerçekten çok alışık olduğumuz bir durum değil. İki maçta bu kadar sayıya çıkılması, ama Paris Saint-Germain'li futbolcular bunu başardılar ve İkinci kez finale çıkmaya hak kazanamadılar. Bugün de Dortmund'un rakibi belli olacak. Yine güzel bir karşılaşma var. Akşam saat 22'de başlayacak. Real Madrid Bayern Münih. İlk maç Almanya'da 2-2 eşitlikte sona ermişti. Bakalım bugün Real nasıl bir performans ortaya koyacak? Bayern nasıl bir karşılık vereceğiz? Maça dair detayları da yine program içerisinde konuşacağız. Bugün aynı zamanda Konferans Ligi yarı finalinde de Kulüp Brugge Fiorentina karşılaşması var. İlk maç İtalya'da 3-2 Fiorentina'nın üstünlüğüyle sona ermişti. Saat 19.45'te Belçika'da rövanş maçı oynanacak. Basketbolda da dün Euroleague'de ikinci yarı finale kalan, Final Four'a kalan takım belli oldu. Real Madrid ilk takımdı. İkinci takımda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. 2-2 seri ve dünkü maç son karşılaşmaydı. Panathinaikos evinde 81-72 kazandı ki maçın büyük bölümü de bayağı çekişmeli geçmiş. Son periyotta Panathinaikos vitesi arttırıp 9 sayılık farkla adını dörtlü finale yazdırmayı başardı. Bugün iki maç daha oynanacak. Fenerbahçe Beko'da Monaco deplasmanında olacak. Orada da seri 2-2 hatırlayacaksınız. Saat 22'de de Barcelona Olympiakos eşleşmesiyle birlikte artık Berlin'deki Final Four'da olacak. 4 takım belli olacak. Bu maçın yine iddia detaylarını da iddia bölümünde sizlere aktaracağız. Peki bugün başka neler var gündemimizde? Dün Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Başkan Adayı Saadettin Saran'dan bir yazılı açıklama geldi. Fenerbahçe'de tabii seçim süreci yaşanıyor. 18 Mayıs'a kadar artık adaylar adaylıklarını açıklamak durumundalar ve henüz Ali Koç devam edip etmeyeceğine yönelik bir irade göstermedi. Bir açıklamada bulunmadı ve Saadettin Saran da bunun üzerine
bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Eğer dedi Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday alma yönünde bir irade ortaya koyarsa sözümüzün gereği başkanımızla yine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzün maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda pazartesi gününden itibaren şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek. Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız dedi. Özetle daha devamı da var ama onu program içerisinde geniş şekilde okuyup üzerine de tabii ki yorumlarımızı yaparız. Fenerbahçe'de tabii sakatlıklarla ilgili dün açıklamalar geldi. Son karşılaşmada hem İrfan Can Kahveci hem Bright Osay Samuel sakatlanmışlardı. İrfan Can'ın sol ayak arka alt adalesinde yırtık tespit edilirken Osay Samuel'de de sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildi. İrfan Can'ın sezonu kapattığı söyleniyor. 2-3 haftalık bir iyileşme süreci var ama yetişmesi pek mümkün gözükmüyor. Karşılaşmalara Galatasaray derbisinde de çok çok büyük olasılıkla oynayamayacak. Bright Osay Samuel durumu o kadar kötü değil ama o da herhalde son maça bir ihtimal yetişebilir diyebiliriz. Fenerbahçe'deki durumda sakatlıklarla ilgili bu şekilde. Dün Arda Turan, Eyüp Spor Teknik Direktörü, Süper Lig'de mücadele edecekler önümüzdeki sezon. Onun da Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamalar vardı. Belki oradan birkaç detay program içerisinde paylaşırız. Keza Caner Erkin'in de açıklamaları oldu. Bakıyorum yine önümdeki listeden. Dün Beşiktaş maçını değerlendirirken maç sonrası tabii görüntüler de çok fazla konuşuldu. Beşiktaş'ın son seçiminde Hasan Arat'a rakip olan Serdal Adalı Hasan Arat'la birlikte soyunma odasına indi. Bu görüntüler servis edildi. Fotoğraf karesi yine Beşiktaş tarafından paylaşıldı. Bu da Beşiktaş'ta hani birlik beraberliğe dair önemli bir sinyal olarak değerlendirildi. Camiaya önemli bir mesaj verildiği söylendi. Bir final primi de açıklanmış soyunma odasında. Onunla ilgili de farklı rakamlar var. Ama Beşiktaş biraz kenetlenmiş gözüküyor. Feyyaz Uçar, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi, dün karşılaşma sonrasında onun da açıklamaları var. Hem transferle ilgili işte Di Maria ismi sorulmuş. Hem diğer konularla alakalı, teknik direktör konusu tabii en çok merak edilen konu. Feyyaz Uçan açıklamaları var. Onlara da program içerisinde değineceğiz. Diyelim gelişmeler, benim şimdilik notlarım bunlar. Gün içerisinde yine gazetelere yansıyan haberlere de bakıp onlar üzerine de yorumlar yaparız. Şimdilik aramıza gidelim. Aradan sonra Beşiktaş Ankara Gücü maçını değerlendirmeye başlayacağız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.16 saatlerimiz Beşiktaş Ankara Gücü maçıyla devam edeceğiz. Dün iki takım saat 20.30'da karşı karşıya geldi. İki takım da tabii ki en iyi kadrosuyla, olabilecek en iyi kadrosuyla sahaya çıktı. Beşiktaş'ta durumu belli olmayan isimler vardı. Masuaku onlardan birisiydi. Dün onu ilk 11'de gördük. Hatta Masuaku maçı da tamamladı. Maç içerisinde birkaç pozisyonda sıkıntı yaşasa da maçı tamamladı. Jetson Fernandes, o da ikinci yarı başında oyuna dahil oldu. İlk 11'de Al-Musrati, Muçi ve Salih Uçan'ı tercih etti. Sağ kanatta Gezal, sol kanatta Raşit Say'la başladı. Fakat maç içerisinde de Ankara Gücü'nün presine karşılık herhalde diye düşünüyorum. Bir satranç hamlesi oldu ve Muçi'yi bir yerden sonra bir sol kanat olarak izlemeye başladık. Gezal merkeze geldi, Raşit Say sağ tarafa geçti. Yani bu üçlüyü maç başında farklı, maçın gidişatında galiba 20. dakikadan sonra spiker Ender Bilgin de paylaştı. Böyle bir düzene geçti. Hani sen de hep söylüyorsun Muçi'nin merkeze, kaleye daha yakın olması lazım diye. Gerçi kanattan golü de buldu preste, pres sonrası. Hani, yani tabii hani topu kaptığı yer tam kanat olmasa değil, sola yakın. Sola yakın, hani tam tabii merkezde oynamıyordu o ara. Bayağı maçı da o şekilde tamamladı. Ankara Gücü de aslında yine iyi pres yapmaya çalıştı ön tarafta. İlk bölümde topa daha fazla sahipti. Benim baktığım bölümlerde 52-48 civarı Ankara Gücü üstünü vardı. İki işte 10 numarası ve forvetiyle Efkan ve Bayiç'le stoperleri
zorlamaya çalıştı. Benim dikkatimi çeken Beşiktaş'ın bu pres şemasına karşılık stoperlerini çok çizgilere açması. Necip'in sağ bek gibi, Koli'nin sol bek gibi konumlanıp Efkan'la Bayiç'in arasını açması. Ona Emre Belezoğlu cevap verdi belli bir yerden sonra. Presteki oyuncuları değiştirdi. Hani benim izlediğim güzel bir satranç vardı ama oyun çok keyifli miydi dersek açıkçası pek keyifli de akıcı da bir oyun ben göremedim. Ama Beşiktaş rakibinin hatasını ikinci yarıda iyi değerlendirip çok arzuladığı finali almayı başardı. Hani ilk çırpıda benim söyleyeceklerim bunlar. Sen nasıl yorumlarsın Ali abi? Sert bir maç oldu, bir kere onu söylemek lazım. Kıran kırana bir maç oldu. Özellikle Ankara Gücü'nün maçın büyük bölümünde fiziksel olarak üst seviyede olduğu bölümlerde Beşiktaş merkezini çok iyi kapadığını gördük. Beşiktaş yine merkezden oyun kurmakta çok zorlandı. Al-Musrati top alabilmek için az önce senin söylediğin senaryoda üçüncü stoper gibi zaman zaman evet geriye kadar geldi. Salih de geldi zaman zaman. Salih de geldi ama yani o kadar tabii geriye geldikten sonra merkezde bir oyuncu azalıyorsunuz. Çok kolay değil oyunu rakip kaleye yıkmak, rakip kalede oynamak. Beşiktaş da bunun sıkıntısını bir kez daha Mert Günok'un uzun toplarıyla çözmeye çalıştı. Ama tabii ki Mert Günok'un uzun toplarıyla beraber santrafor profili pek o noktada olmadığı için, işte Gezzel dışında ileri uçta top tutabilecek oyuncusu az olduğu için bir kez daha baskıyı sürekli kılmakta zorlandı Beşiktaş. Tabii bir de Mert Günok'un her uzun topu da doğal olarak Beşiktaşlı oyunculara gitmiyor. Oradaki isabet oranı da düşük kalıyor. Dolayısıyla top Ankara Gücü'nden Beşiktaş'a geldiği bölümlerde Beşiktaş'ın topu ayağında tutma süresi zaman zaman çok kısa oldu. Yani Mert'e geliyor 5 saniye sonra tekrar bir bakıyorsun Ankara Güçlü oyunculara gitmiş. O yüzden de aslında hani ilk yarının sonunda bir değişiklik şart gibi gözüküyordu Beşiktaş'a. İşte az önce senle yayıncı kuruluşta özet görüntüleri bir kez daha izledik. Özet 20. dakikadan başlıyor. Semih'in şutuyla başlıyor. Ondan sonra bir Muçin'in şutu var Beşiktaş adına. İlk yarının sonuna doğru atılan bir şut daha var. İsabetli. Onun dışında Beşiktaş ilk yarıda hani istediği oyunu oynayamadı demek yanlış olmaz. Ankara Gücü açısından da hani ilk yarıda şöyle bir düşündüğün zaman 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 Ankara Gücü'nün iyi pas yaptığını gördük. İyi sekanslar yakaladı Ankara Gücü pas anlamında. Fakat onlar da Beşiktaş pres yoğunluğunu bütün devre boyunca yapmadı. Ama Beşiktaş çok adamla Ankara Gücü yaralarında beklediğinde ve zaman zaman pres arttırdığında Ankara Gücü'nün de hataya meyilli olduğunu gördük. Zaman zaman o preslerde dikkatini çekmiştir. Necip Uysal bayağı hani 10 numaranın konumlandığı bölgeye kadar çıkmış oldu, top kaptı. Koli aynı şekilde, işte kim var şu anda sahada, Bayiç veya Sov, bayağı takip ettiler adam adama presi. Bayağı hani Santos döneminde görmediğimiz şekilde risk alan bir Beşiktaş takımı var sanki. Evet, bunda tabii temel faktörlerden bir tanesi bence Ankara Gücü'nün illa ayağa oynayayım düşüncesi oldu. Eğer uzun oynayan bir takım olsa bunu daha kolay cezalandırabilirdi Ankara Gücü. Ama onlar ayağa oynamayı düşününce tabii sen de stoperlerini biraz daha ileri çıkartabiliyorsun. Sonuçta orada pas yapacağını bildiğin bir rakip var. O rakibe karşı da yani Koli'nin de Necip'in de zaten oyuncu profilleri buna yakın. Yani baskıyla top kapabilme, oyuncuyu döndürmeme, oyuncu dönerse faul yapma, bunlar onların karakterlerinde var. Biraz uydu o durum. Ama Beşiktaş'ta tabii o presi daha önceden de konuştuk bunu. Hem takım halinde hem de bireysel anlamda hem uzun süreli yapamıyor hem çok organize yapamıyor. Fakat aslında Beşiktaş adına maçı ve eşleşmeyi çözen de öyle bir pres oldu. Yani bu da Beşiktaş'ın artısı oldu. Ankara Gücü de hani ilk yarıda bir iki tane sinyal vermişti. Ertaç mesela oyunu elle kurmaya çalışırken bir hata yaptı. Preste başka bir top kaptırdılar. Zaman zaman Ankara Gücü dediğim gibi bunun sinyallerini veriyordu. Tabii yedikleri golde Tolga'nın ayağının kayması bir şanssızlık. Ancak yine de hani o pozisyonda yani Ertaç'ın stopere vermesi, stoperin tekrar Ertaç'a dönmesi, Ertaç'ın bence yani oyunu yine fazla okuyamadan Tolga'ya pas atması. Çünkü Tolga orada ayakta kalsa dahi
Yani yüzü kendi kalesine dönük ve hemen arkasında Beşiktaşlı bir oyuncu var. Orada belki faul olacak, belki gene topu kaptıracak ama ne oldu? Yani o risk bana sorarsan alınması gereksiz bir risk. O dakikada, dakika artık 70 olmuş, Ankara Gücü bir şekilde kendi adına bence zor şartlarda. Çünkü Beşiktaş taraftar dün maçın çok içindeydi. Çok fazla, çok büyük bir ilgi vardı karşılaşmaya. Şimdi o şartlarda sen turu artık oraya kadar getirmişken ve gitgide de atmosfer daha stresli hale geliyordu Beşiktaş açısından. Yani o dakikada pek almaması gereken bir risk bana sorarsan Ankara Gücü'nün. Ama o risk işte Beşiktaş adına, Beşiktaş da orada tabii fazla adamlı olunca maçı çözen olay oldu. Beşiktaş'ın tabii kısa süre içerisinde Ankara Gücü'yle oynadığı 3 karşılaşma var. Ankara Gücü gol atamadı Beşiktaş'a. Ligdeki karşılaşmada da gol atamadı. Kupadaki karşılaşmalarda da gol atamadı. Burada dün Ankara Gücü adına ikinci yarının başında 45 ile 55 arası iki tane girilen net pozisyon var. Biri Tasos, biri de Basakong'la. Özellikle ikinci pozisyon çok net bir pozisyon. Mert'in kurtarışı. Necip'in Salih'e kötü verip ayağını kaydı. Aslında Tolga Ciğerci pozisyona benzer. Fakat orada skor değişmedi. 0-0 kaldı. Orada Mert takım ayakta tuttu. İşte zaten hani ihtiyacınız olduğu anda kaleciniz de bu katkıyı sağlıyorsa büyük takımda çok büyük avantaj elde ediyorsunuz. Yani maçın genelinde bence sert, dişe diş, kıran kırana bir mücadele vardı. Fiziksel olarak iyi bir maç oynadı iki takımda. Genel olarak oyuncular bence hani yerde yatma, zaman geçirme konusunda da Türkiye standartlarında sınıfı geçtiler. Ben öyle düşünüyorum. Ama çok kalite var mıydı dersen kalite yoktu karşılaşmada, bunu söylemek lazım. İki takımdan daha iyi olan taraf dünkü maç özelinde Beşiktaş'tı. İstediği golü de bulunca turu geçen taraf oldu. Tabii hani Beşiktaş açısından böyle bir sezonda Türkiye Kupası'nda finale yükselmek hakikaten hayati. İşte maç sonu paylaşımlarını görüyorsun, taraftarın ilgisini görüyorsun. Yani buna ihtiyaç var Beşiktaş camiasında. O galibiyet de geldi. Ankara Gücü açısından da bence genel anlamda tebrik etmek gerekiyor. Çünkü lig yarışı devam ederken, ligdeki Ankara Gücü'nün durumu çok netleşmemişken, çok çok da rahat değilken Türkiye Kupası'nı boş vermedi Ankara Gücü. Türkiye Kupası'ndaki iki karşılaşmada da elinden gelen her şeyi yaptı. Belki kırılma anlarında biraz şansları yanında olsa turu da kapıp gidebilirlerdi. Ama hani bütün takımların Türkiye Kupası'na yaklaşım şekliyle genel olarak düşünürsen Ankara Gücü'nü bence o bakımdan tebrik etmek gerekiyor. Yani Türkiye Kupası'nın bence genel anlamıyla Anadolu takımlarında bu şekilde oynanması lazım. Önem verilmesi lazım Türkiye Kupası'na. Ankara Gücü onu gösterdi. Genel olarak 180 dakikada ben kötü oynadıklarını düşünmüyorum Ankara Gücü'nün. İyi işler yaptılar ama işte Emre Belezoğlu da maç sonunda basın toplantısında diyor ki hani bu takım ligde puan olarak çok daha fazlasını alabilirdi. Oyun olarak biz bunu ortaya koyduk ama işte o topu kaleden geçiremeyince pek fazla bir önemi olmuyor dedi. Biraz öyle bir tur oynadı Ankara Gücü kendi adına. Beşiktaş için bir de tabii şunu söylemek lazım. Biraz daha hücumda hareketli bir takım görüyoruz. Bu da Beşiktaş açısından önemli. Yani dün Raşit Gezel'in yine yorulana kadar bayağı bir mücadele ettiğini, hareketli olduğunu, Muçi'nin, Raşitsa'nın, Semih'in o hareketi Beşiktaş'a sağladığını görüyoruz. Hücumda ne kadar hareketli olursanız, hatta Muleka'yı da eklemek lazım oyuna girdikten sonra. Hücumda ne kadar hareketli olursanız rakiplerini aşmanız o kadar kolay. Kalite olarak çok üst düzey bir oyuncu grubu var mı dersen Beşiktaş'ın elinde. Çok üst düzey bir oyuncu grubu olmasa da, hani onu iddia edemem ama birçok karşılaşmayı rahat şekilde çözebilecek oyuncu grubuna da sahip Beşiktaş. Dün mesela Raşitsa zor olanı yapıp kaleciyle karşı karşıyayken yumuşak bir şut atıyor. Mesela o işte biraz oyuncu kalitesiyle alakalı. Yani orada çok daha iyi bir şut çıkarabilir oyuncu artık onları yaptıktan sonra. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ta öndeki oyuncular genel olarak genç oyuncular, hareketli oyuncular. Bunun da Beşiktaş hani Serdar Toprak dönemi, Topraktepe dönemiyle beraber bir kazanım olduğunu ben kendi adıma söyleyebilirim. Peki devre arasında hani oyuncu değiştirmesi gerekiyordu dedin Beşiktaş açısından ki Ankara Gücü de tıpkı Beşiktaş gibi iki oyuncu birden değiştirdi. Onlar da Mert Çetin çıktı, Atakan girdi ve Bayit çıktı, Alisov girdi. Beşiktaş'ta da Semih çıktı, Muleka girdi, Almusati çıktı, Jetson Fernandez girdi. Mesela sen iki kere izlerken oyundan çıkacak oyuncuların
ya da önce çıkacak oyuncuların 46'da olmasa bile bu iki oyuncu olduğunu düşünüyor muydun maçı izlerken? Ben Al-Musrati ya da Salih diye düşündüm açıkçası. Salih'in de ben genel olarak aksadığını düşündüm ilk yarıda. Pas hataları vardı. Ama değişikliklere bakınca biraz da tembellik yapıp acaba dedim Salih'i 8+3 ile bir alaka olarak tuttu. Onu bile hesaplamak istemedim yani, o kadar öyle söyleyeyim sana. O kadar tembelliğime geldi ama öyle. Daha çok öyle mi? Lazım, evet. Daha çok aksiyonun ben Salih olduğunu düşünüyordum. 8+3'ten. Beşiktaş'ın merkezinde. O an çünkü Mert, Necip ve Salih sahada kaldı tamam, sadece. Demek ki öyleymiş. Ama diğer tarafta hani Salih alamıyorsunuz zaten, merkezde Al-Musrati'yi almanız kaçınılmaz gözüküyordu. Çünkü Al-Musrati hani Ankara Gücü'nün merkezi kapatmasıyla beraber merkezde hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Yani savunmada da bir şey yapamadı, topu oyuna sokmakta da bir şey yapamadı Al-Musrati. O yüzden orada bir değişiklik gerekiyordu. Semih konusu, yani onu tam bilemiyorum neyi düşünerek yaptı Semih değişikliğini. Hani Semih gene mücadele etti, çok iyi miydi dersen hayır. Çok iyi değildi ama standart bir mücadeleyi ortaya koydu. Ben daha çok Emre Belezoğlu'nun değişikliklerini beğendim. Çünkü orada Bayiç hakikaten aksiyon isimdi. Ankara Gücü'nde ileri uçta o da istediklerini yapamadı. Ama Kitsiyun'un da oyuna atılma sebebinin, daha doğrusu Atakan'ın oyuna atılma sebebinin, hani Kitsiyun'un hemen şeyi değişiyor, pozisyonu değişiyor. O zaman oyun kuruluna daha çok yardım ediyor. Bunu daha önceden de sana söylemiştim. Yani Kitsiyun ters tarafa geldiği zaman içeri dönebiliyor. Ankara Gücü de pasta çıktığı için bu Ankara Gücü'nün lehine oluyor. Yani orada Mert'i çıkartıp sol beki stopere kaydırıp Kitsiyun'u sol beke alınca Ankara Gücü'nün biraz daha topla arası çıkarken haşır neşir oluyor. Büyük ihtimalle Emre Belezoğlu o riski gördü. O riski gördüğü noktada da Ankara Gücü biraz daha topla rahat çıksın diye Atakan'ı sahaya attı. Yoksa hani Atakan'ın sahaya girmesi sağ bek olarak Kitsiyun'un sağ bek oynamasından Ankara Gücü adına daha iyi değil. Dolayısıyla bunun oyun kurulumuyla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Diğer tarafta Alisov da bence yine Bayiç'e göre daha iyi işler yaptı ikinci yarıda. Yani orada Emre Belezoğlu bence doğru değişiklikleri yaptı. Ha, diğer tarafta zaten hani Serdar Topraktepe için de yanlış değişiklikler yaptı demiyorum. Ama şeyi tam anlayamadım. Hani Semih'i tam olarak ne düşündü? Performansını mı beğenmedi? İkili mücadelesini mi beğenmedi? Top tutmasını mı beğenmedi? Onu tam stresle anlayamadım. Stresle mi sıkıntı yaşadı? Belki öyle bir şey gördü. Yoksa hücumda pozisyona girdi. Maçın ilk pozisyonu özete giren Semih'in pozisyonu. Ayakta kalmaya çalıştığını gördük. Bu maçta kolay bırakmayla ilgili değil mi? Bir şey çok görmedik 45 dakikalık bölümde. Daha tam tersi, hatta ayakta kalmaya çalıştı eskiden alıştığımız gibi Semih Kılıçsoy, ama sakatlıkla da ilgili bir şey duymadık. Maç sonu basın toplantısı da çok kısa sürmüş Halim Oktay açısından. Önce kendi konuşuyor, sonrasında bir soru geliyor. O sorudan sonra da başka soru sormuyor. Bu da enteresan. Yani son dönemde hem İsmail Kartal'ın basın toplantısında boş olması, oradaki basın odasının burada ne kadar doluydu bilmiyorum ama tek soru gelmesi, İstanbul'daki bir maç, hadi İsmail Kartal'ın maçı, kazanılan Konya'da bir karşılaşma. Bu maç kazanılmış, finale çıkılmış. Hani sorulabilecek çok fazla soru var. Değişiklikler, sakatlık harici olan, hani Gezen'in sakatlığı vardı tamam ama hani Al-Musrati, Semih ufak bir sakatlık mı var yok mu biz öğrenemedik diye düşünüyorum Halim Oktan açıklamalarından. Keşke daha fazla soru sorulabilseydi. Diyelim 7.31 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra yine maçı konuşmaya devam edeceğiz. Maçla da ilgili mesajlarınız da var. Onlara da bakacağız. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 7.39 saatlerimiz, sizlerden Beşiktaş maçıyla alakalı yorumlar var. Onları okuyalım. Tarkan Küçük demiş ki Beşiktaş bu oyunuyla olası rakibi Trabzonspor'u yenip kupayı alamaz. Daha güçlü bir oyun oynamalı. Forvet'te ne olursa olsun Cenk Tosun olmalı. İlk 11 başlamasa bile ikinci yarıyla birlikte sahaya atılmalı. Fenerbahçe maçında girdi, golünü attı. Dün de girer girmez golünü kaleci ve direkt önledi demiş Cenk Tosun'la alakalı olarak. Tabii Beşiktaş'ın elinde şu an Santrfor'da oynayabilecek çok oyuncusu var. Semih, Muleka, Cenk, Abubakar. 4 oyuncu, hatta gençlere doğru dönersek Mustafa Eren Hekimoğlu. Geçen hafta ben yoktum ama galiba onunla da bir sözleşme imzalandı. Evet, sözleşme imzalandı, doğru. O da potansiyelli bir oyuncu. Orada artık kim daha formdaysa onu kullanacak ama herhalde sıralamada Semih 1, Muleka 2, Cenk 3 gibi gözüküyor. Cenk yerli ihtiyacı olduğunda
daha çok sahaya atılacak gibi duruyor. Aboubakar'sa seçenekler arasında son sıraya kadar düştü. Aboubakar da mutlu. Kenarda mutlu. Ben de espriler yapıyor, kamerayı kapatıyor. Senin Bonucci gibi. Yakında o da kadro dışı kadar. Sen diyordun Bonucci ne kadar iyi, ne kadar takımın içerisinde, evet, falan filan. Aboubakar da öyle. Demek ki büyük ihtimalle bakıyor. Oh mis gibi bu sezonu rahat geçirdi. Aldığı para da çok. Vücut olarak yıpranmadı. Çok da iyi para aldı. Bir sakatlığı da yok. Hatta avans bile almış değil mi bu sezon başında? Ha. O da çıkmıştı. Evet, değil mi? Otel mi yaptırıyordu? Ne yaptırıyordu kendi ülkesinde? Evet, öyle bir şey. Öyle bir şey yaptırıyordu. Aboubakar rahat yani. Zaten Aboubakar'ın pek derdi değil. Ama en azından hani işte zürt tesellisi olsun. Bağırıp çağırıp hani kötü bir vücut dili, kötü bir enerji yaymıyor etrafa. Yok. Bu ben de öyle sezmedim hiç. Bu da zürt tesellisi olsun Beşiktaş açısından. Şimdi Beşiktaş Trabzonspor iki takımı tartıya koyduğunda ben de Trabzonspor'un zaten üçüncülük yarışında daha avantajlı olduğunu haftalar önce burada dile getirdim. Trabzonspor'un özellikle hücumu Beşiktaş'a göre çok daha fazla işliyor. Bunu söylemek lazım. Yani eğer final karşılaşmasındaki finali tabii Trabzonspor oynarsa Karagümrük'ün de şansı var. Belli olmaz o iş. Ama farz edin ki Beşiktaş Trabzonspor oynadı. Trabzonspor'da da Trezeguet, Visca ve Onuachu üçlüsü sahadaysa Trabzonspor'un hücumunun daha şimdiden daha iyi olacağını söylemek yanlış olmaz. Fakat iki takımın da savunma olarak ciddi sıkıntıları var. Onu dile getirmek gerekiyor. Özellikle merkezlerde ben Trabzonspor'un stoper olarak daha da zayıf olduğunu düşünüyorum. Onu da dile getireyim. Mendy'yi oraya çekmek, yani Abdullah Avcı her maçın gidişine göre ya Mendy'yi stoper oynatıyor ya merkezde oynatıyor, orta sahada oynatıyor. Yani maç ve rakip biraz belirliyor. Trabzonspor'un performansı belirliyor. Zaman zaman merkezde ihtiyacı oluyor. Zaman zaman savunmada kullanıyor. Ama orası sıkıntı da Trabzonspor'da. Hani Trabzonspor'un hücumu net olarak daha iyi diyebiliyorum. Fakat tabii final olması, tek maç olması, işte Beşiktaş'taki az önce bahsettiğim hücumdaki hareketlilik, yavaş yavaş yükselen özgüvenlerle beraber o maç ortada olur. Kaleci faktörü de sen savunmadan bahsettin. Stoper ikilisi Beşiktaş'tan yana yine Mert Günok, Uğurcan Çakır'a göre onu da eklemek çok daha lazım. Formda. Bekler konusunda tabii sağ bekte Mönye, Svensson, önündeki Svensson da sanki bir nebze toparladı Serdar Topraktepe'yle. Hücuma daha da fazla destek veriyor. Önceden hiç fiziksel olarak toparladı. Fiziksel olarak da kendine geldi ama hani Santos'ta da çok ön tarafa da destek vermiyordu açıkçası. Sanki öyle bir direktif almış gibi davranıyordu. Serdar Topraktepe'de biraz daha rahat görüyorum Svensson'u. Masuaku sağlıklıysa zaten orada herhangi bir tartışma olmuyor. Dün zaman zaman neler yaptığını gördüm Masuaku. Dün evet, çalımları yine çok iyi. Dar alandan çok rahat sıyrılabiliyor. Hani Beşiktaş'ın geri kısmı Trabzon'a göre genel olarak ağır basıyor ama diğer kısımlar tabii ki tartışılabilir. Şimdi mesajlarla devam edeyim yine. Naus demiş ki Beşiktaş'ın lig ve kupa dahil son 10 maçında gol yemediği maçlar 3 kere oynadı Ankara Gücü maçları. Emre Belezoğlu oturup kendi adına bunu sorgulamalı demiş. Yani herkes Beşiktaş'a gol atıyor son maçlarda ama bir tek Ankara Gücü atamıyor demiş. Ya Ankara Gücü'nün ligde kaybettiği 2-0'lık maç, kupada 1-0 yenildi dünkü maç, Ankara'daki 0-0 maç düşünüldüğünde yani hücum performansı, Beşiktaş rakip yer alanında topla buluşması, rakip ceza sahası içerisinde topla buluşması, net gol pozisyon üretmesi kötüydü demek haksızlık olur. Yani mesela Rize Spor Beşiktaş karşısında duran toplardan golü buldu. Ama akan oyunda bu kadar net pozisyonlar bulamadı. Yani orada Emre Belezoğlu'nun söylediğinde bence haklılık payı var. Sonuçta ne yaparsanız yapın o top eğer oyuncularınız tarafından sokulamıyorsa 3 direk arasına, o zaman pek anlatamıyorsunuz kendinizi. Şimdi çok uzağa gitmeyin. Hafta sonunda oynanan Konya Spor Fenerbahçe maçı. Yani Fenerbahçe'nin yakaladığı XG oranı, yani gol beklentisi oranı Galatasaray'ın 6 gol attığı maçtan daha fazla. Ama şimdi anlatabilir misin? Sen teknik direktör olarak bunu söylesen İsmail Kartal'ı tefe koyarlar. Yani İsmail Kartal maçtan sonra deseydi ki bizim XG'miz Galatasaray'dan daha fazla, yok ederlerdi İsmail Kartal'ı. Ama kağıt üzerinde öyle. Bakıyorsun Fenerbahçe net gol pozisyonu üretmiş mi? Üretti.
Ama atabildi mi? Atamadı. Bitiricilik futbolda temel faktörlerden bir tanesi. O yüzden boşuna söylemiyorlar. Yani belki çok klasik, belki fazla klişe ama atanınla tutanın. Yani atanı seni ayakta tutuyor. İşte dün Mert Günok'un yaptığı gibi, iki hafta önce Adana'da Muslera'nın yaptığı gibi tutanın iyi olacak. Atanın da zaten görevini yaptığı anda senin belki maç içerisinde yaptığın bütün defolar örtülebiliyor. Futbol böyle bir oyun. Yani Serpil Hamdi Tüzün de futbolda kaleciler ve golcüler vardır, bir de diğerleri vardır diyor. Bunu söyleyen Türk futbolunda altyapıya adını yazdırmış insan. Yani dolayısıyla istatistik üzerinden, sadece dinleyicimizin istatistiği üzerinden konuşursan evet, Emre Belezoğlu düşünmeli. Ben Beşiktaş'a nasıl gol atamadım diye. Ama Emre Belezoğlu'nun Ankara Gücüsü Beşiktaş'ta oynadığı 3 karşılaşmada ne bileyim hiç pozisyona giremez. Hiç topla haşır neşir olamaz. Rakip ceza sahasına hiç giremez. Mesela yani Konyaspor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı oyunla Ankara Gücü'nün Beşiktaş'a karşı oynadığı oyunu bir tutabilir misin? Yok. Yani Konyaspor'un gol atması mucizeydi. Ama Ankara Gücü gol atabilirdi her Beşiktaş karşılaşmasında. Nahya Ulgore dinleyicimiz demiş ki Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Barcelona geriden pasla çıkmak için 1 milyar dolar harcıyorlar. Bizim antrenörler geriden pas oyunu için bu oyuncu tipleriyle gereksiz inat ediyorlar demiş. Bu Çağdaş Atan için de yapıldı eleştiri. Farioli için de çok yapıldı. Emre Belezoğlu için de yine benzer eleştiriler yapılıyor. Bu oyuncu grubuyla buna zorlamak, bunu zorlamak mantıklı mı? Bence de hani Süper Lig bazında mantıklı bulmadığımı söyleyebilirim ama eğer teknik direktör buna inanıyorsa devam etsin. Ben o zaman da aynı şeyleri düşünüyordum. Yani Farioli buna inanıyorsa arkasında dursun. Sonuç alamıyorsa gönderilir. Başka takımda şansını dener. Baktı hiçbir yerde tutmuyor. Fikrini de değiştirebilir ama Emre Belezoğlu belli ki buna inanıyor. Bu oyuncu grubuyla da inanıyor. Mujakic'le, Radakovic'le, kaleci Ertaç'la bunu zorluyor. Meyvesini çok azalıyor belki ama ben takdir ediyorum bu oyun anlayışını. Yani ben burada biliyorsun karma sistemden yanayım. Sen çok risk almaması gerektiğini düşünüyorsun. Ben rakibe göre düşünülmesi gerektiğini. Eğer rakibin pres gücü, rakibin oyun anlayışı biraz tartılıp ona göre hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her günde aynı sistemle ya da işte ligdeki 34-38 haftada her maçı aynı sistemle oynamak, her rakibi aynıymış gibi düşünmek bence biraz çağ dışı. Biraz da yani rakip analizleri boşuna yapılmıyor. Şimdi rakibin ön alan baskısı çok kuvvetlidir. Bu işi çok iyi yapıyordur. Çok iyi yaptığı noktada sen istersen Ruben Dias'la, Kyle Walker'la, Ederson'la oyna. O baskıda yine gol yiyorsun. Eğer rakibi bunu yapabiliyorsa, bunu yapabilecek potansiyeli varsa. Yine bir örnek vereyim. Yani Samsun Spor'un hafta sonunda Trabzonspor karşılaşmasında ilk yarıda yaptığı pres. Şimdi o presi Türkiye'de yapabilen az takım var ama Samsun Spor neredeyse takım olarak Trabzonspor yarı sahasında ve inanılmaz pres yapıyor. Şimdi artık orada onu zorlamak biraz şey oluyor, yani Don Kişotluk oluyor. Artık oradan bir şey çıkmayacağı belli. Artık orada onu açıyor. Uzun vursa Trabzonspor, ki mesela bak Trabzonspor'un da öyle bir yapısı var. Avantajı var. Avantajı yani. Var. Yani ilerideki santraforu uzun oynamaya ülkedeki en verimli, en uygun santrafor. Şimdi eğer onu yapmazsan o zaman gel bana bir şekilde gol at diyorsun. O yüzden de hani tabii ki bir oyun anlayışı olabilir. Benim takımım topun kıymetini bilsin. Topla çıkmaya çalışsın. Zaman zaman bir ya da iki kişilik presleri o paslarla geçebiliyorsunuz. Çok büyük problem olmuyor ama takım olarak gerçekten rakip yer alanda oynama niyeti olan, atletik, organize hücum yapabilen takımlar karşısında yapmayı versen de. Yani 3 maç ondan vazgeçersen seni davandan vazgeçmiş gözüyle bakmazlar. Yani biraz da futbol pragmatik bir oyun. Duygusal bir oyun değil. O kadar romantik. Yani romantik hale getirilmeye müsait ama o kadar da romantikleştirmemeniz gereken bir oyun futbol. İşte ben orada öyle oynadım. Oynadım da eline ne geçti? Bak, o yüzden ondan sonra Emre Belözoğlu diyor ki biz 15 puan fazla olmamız lazımdı ama golü atamıyoruz. Anlatabildim mi? Öyle oluyor işte. Neticesi o oluyor. Yani futbolun içinde bir gerçeklik var. O gerçeklik de sonucu alma gerçekliği. Hele günümüz futbolunda. Onu gerçekleştirebilmek için de bazen hani eğilmek gerekiyor, anladın mı? Bükülmek gerekiyor ama kırılmana gerek yok. İşte bu sende de farklı
konularda da tartışıyoruz program dışında da. Hani insanın kendi bir doğru bildiği var ve bundan pek şaşmak da istemeyebilir. Hani Emre Belözoğlu'nun oyun anlayışı bu. İnandığı doğru bu. Öbür türlü gelecek başarı istemiyor. Böyle başarısı olabilir ama o başarılı da olabilir tabii ki bu oyunda ama bunu tercih ediyor. Yani bunun artısını eksisini tercih ediyor belli ki. Diğer türlüsünü kendisine belli ki yediremiyor Emre Belözoğlu. Ben sürekli uzun vurayım. Bu da bir tercih meselesi günün sonunda. Başarısı olursa gönderilir zaten. Yani orada tabii önce bir kere öteki türlü gelecek başarıyı alması lazım. Öteki türlü bir başarı ortada yok da. Yok yani onda garanti yok. O başarıyı istemiyor demek bence çok keskin bir kalıp olur. Başarı istiyor tabii ki her teknik direktör ama yani, yolunu farklı yani şimdi şöyle, düşünüyor. 38 maçta sen 3-4 kez uzun oynarsan ağırlıklı olarak %80, %85, %90 kendi anlayışını sahaya yansıtırsan bu senin yani hata yaptığını mı gösterir? Onu söyleyebilir misin? Yani sezon bittiği zaman sen 4 ya da 5 maçta istediğin gibi oynayamadın. Rakip çok iyi pres yaptı. Sen de uzun vurdun o karşılaşmalarda ki zaten o rakip presi 90 dakika sürmeyeceği için senin maçın belli bölümlerinde uzun vurman gerekiyor. Yani al sana başka bir pragmatik yaklaşım. Adam 90 dakika seni öyle ezemez ki presle. O presi yaptığı dakikalarda presten çık. Ondan sonra yani o oynayacağın 4-5 tane maçın da yarısını at yani o şekilde. 45 dakikalarını da atabilirsin. Yani eğer bu taviz vermekse. Ama zaten burada hiç uzun vurmuyor değiller Ali abi. Yani mümkün olduğu kadar pasta tamam, çıkmayı zorluyorlar. Belli bir yerden sonra uzun vuruyorlar. Dinleyicimiz söylüyor ona nazaran söylüyorum. Yani bu daha önce sadece Emre Belözoğlu üzerinde konuşmuyoruz bunu. Başka teknik adamlar da işte bunu çok zorluyorlar belli oyuncu gruplarıyla. Özellikle işte Farioli hani Alanya Spor'da bunu denerken bütün büyük takımlardan 4'er 5'er gol yedi. Şimdi diğer takımlara bunu uyguluyorsun. Büyük takımlara uygulamak zorunda mısın? Değilsin. Yani öyle bir şeyin yok. Öyle bir zorunluluğun yok. Ama tercih meselesi işte. Bazıları tercih ediyor, bazıları tercih etmiyor. Yani ben kulüp başkanı olsam, teknik direktörüm bu kadar şey baksa, sert baksa, kapalı baksa biraz açıkçası üzülürdüm yani. Sen evet yani böyle bir teknik direktör zaten göreve getirmezsin şu anda. Ya farz et ki beğeniyorum adamın oynattığı futbolu. Ama sonradan aklım başıma geldi. Hani sonradan bazı şeyleri anlamaya başladım mesela başkan olarak. Üzülürüm yani. Her maçta böyle sadece aynı şeyle devam eden bir teknik direktörle. Ben hoşuma giden kısım hani şey ben de karşıyım mesela böyle sürekli geriden pasa çıkmaya çalışıp bir de önde baskı yapmayan takımlara ben de pek sempatik bakamıyorum ama Emre Belözoğlu'nun takımında gördüğüm hem geriden topla çıkmaya çalışıp hem önde de basmaya çalışan bir takım görüntüsü. Bence bu birbirini de biraz dengeliyor. Dün de Efkan yine bir önceki maçta da baskısı çok iyiydi bence. O bölge için önemli bir profil fiziksel olarak da geliştiğini düşünüyorum. Ya yani Real Madrid bile zaman zaman kontrol oynuyor. Gocunan yok. Ancelotti'ye ne yapıyorsun diyen yok. O yüzden diyorum ya fazla bana romantik geliyor. Eleştirmiyor mudur Ancelotti? Yok. Bu oyun tarzıyla. Çünkü o yaptığını çok iyi yapıyor. Üst düzey yapıyor. Yani şimdi iki hafta önce işte Arda Güler'in ilk 11 çıktığı karşılaşma. Çok heyecanlıyız. Real Sociedad maçı. Sociedad da zor bir deplasman biliyorsun. Tamam Sociedad için maçın önemi %30-%40 seviyesinde. Çok yüksek değil. Real Madrid için de keza öyle. Zaten seçtiği kadrodan belli. Ya ilk yarım saat Real Madrid yok. Top göremedi. Ortada. Ama işte bir atak yapıyor Real Madrid. O atakta golü atıyor. Şimdi o işi ne kadar iyi yaptığınla alakalı. Allianz Arena'da Bayern maçı. Bayern'in oyun başlangıcını düşünün. Real'in oyun başlangıcını düşünün. İlk golü kim attı? Nasıl attı? Tek pasla attı. Bir koşuyla attı. Yani bütün maç yani o dakikaya kadar etkili olmayan Real Madrid bir iki hareketle maçı çözdü. Yani burada eğer siz o anlayışı ikinci, üçüncü anlayışı gerektiğinde belli bir seviyede uygulayabiliyorsanız tam aksine bence yani övgü alırsınız. Takdir edilirsiniz. Bak yeri geldi o anlayışı da düşündü. Onu da uyguladı. Sonucunu aldı. 7.54 saatlerimiz artık ara vaktimiz yavaş yavaş geliyor. Bir mesaj okuyup öyle araya gideyim. Mustafa Demirkaya günaydın, iyi yayınlar. Semih dün son birkaç maça göre eski Semih izletti. Geriye gelmeleri güçlü fiziğiyle ayakta sağlam durdu.
bana göre iyi bir pivot forvetle yapısı da uyuşursa daha iyi bir Semi izleriz ileride demiş. Düşüncesi bu şekilde. Araya gidelim, saat başıyla birlikte devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.01 saatlerimiz... ...yine birkaç mesaj okuyalım... ...az önce bu Emre Belezoğlu'nun... ...oyun anlayışıyla ilgili konuşuyorduk... ...Mehmet Ünlü demiş ki bu durum Okan Buruk için de geçerli... ...Avrupa'da her maça ben bildiğimi oynayayım diye çıktı ve... ...başarısız oldu... ...o yüzden rakibi analiz edip bir oyun taktiği uygulamak gerekiyor... ...Okan Buruk Avrupa'da aynı oyun tarzıyla... ...devam edecek olursa... ...yine başarısız olur demiş... ...mesela burada... ...ben Okan Buruk'u takdir ediyorum... ...yani düşüncem paralel o konuda... Çok riskli bir oyun anlayışı oynadı Bayern Münih'e karşı, United'a karşı. Kopenhag tabii biraz daha dengeli bir takım diğerlerine göre ama bu bir tercih meselesi. Günün sonunda evet puan olarak pek başarılı olamadı ama Galatasaray'ı da birçok futbol sever takdir etti bu cesaretinden dolayı. Yani biraz onunki de öyle biraz bence bu maçlarda gayet cesur bir oyun gördüm ben. İlk maç bayağı kapattı Beşiktaş'ı. Bu maç o kadar kapatamadı belki 90 dakikaya yayamadı en azından ama yine kendi gücü ölçeğinde yumruğunu gösterdi. Bence bu takdir edilisi bir durum. Başarı gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Belki uzun vadede kalabilirse görevde Emre Belözoğlu kademe kademe gelişebilir takım. Ama buradaki sıkıntı da şu oluyor. Uzun vadede kalamıyorlar teknik direktörler. Hani bizde bir Arteta hikayesi çıkmıyor. Yok, yani çok başarısızken takımda kalayım, biraz sabredeyim. Olmuyor. Olsa takımlar daha fazla gelişebilir bu takımlar. Yani Faryon takımı. Şu an ligde en uzun süre görev yapan teknik adam kim? Şu an ligde en uzun süre görev yapan Okan Buruk mu? Okan Buruk. Ondan daha eskisi yok mu? Yani zaten Abdullah Avcı yeni. Evet. Ondan sonra Fenerbahçe İsmail Kartal bir sene. Doğru. Beşiktaş'ı söylemeye gerek yok. Ondan sonra Hatay Spor en uzun süre teknik adam değiştirmeden giden takım kalmıştı. Bir tek Rize Spor var. Teknik adam değiştirmeyen. Onun dışında ligde teknik adam değiştirmeyen takım kaldı mı bu sezon? Çağdaş Atan sezonu tamamlayacak. Çağdaş Atan Başakşehir'de sezon başı Kayseri'de değil miydi? Geçen sene miydi? Bak onu bile tam olarak emin değilim. Ben değilim. O var yani ya da öyle işte senin dediğin gibi başka yok. Yani en uzunumuz Okan Buruk. Evet evet yani. Tamamlayamıyorlar. O yüzden evet işleri zor. Bakalım Emre Belezoğlu'yla ne olacak? Eğer... Yani o da ortada konuştu dikkat edersen. Hani burada kalırsam işte aman Karagücü bir taraftar kazandı, oğlumu kazandı. Bir teknik adam olarak beni kazandı. Yani çok böyle kalacağına yönelik bir şey hissetmedim ben. Olabilir. Bu arada Çağdaş Atan evet sezona Kayseri Spor'la başlayıp sonra işte, Eylül ayıyla Başakşehir'e. Birlikte Başakşehir'e geçiş yapmış. Valla insan emin olamıyor bazen. Ben de hani biliyordum ama çok emin de söyleyememiştim. Yani o zaman bir tek İlhan Palut. Okan Buruk, İsmail Kartal harici. Başka yok. İlhan Palut. O da bu sene mi geldi? Dedik. Geçen sezondan mı devam ediyordu? Geçen sezondan devam ediyor. Geçen sezonda. Değil mi? Geçen... Ben emin olamıyorum valla. Zaman kavramım. Yo, geçen bu... sezondan devam ediyor. Bu sezon. Bu sezon mu? Evet. Bak orada da şey yaptık. 2023. Neyse en azından bir sene. Haziran 2023. Geçen sezonun devre arasında Konya Spor'la yolları ayrılıyor. Yaklaşık 2 yılın ardından bu arada Konya'da da 2 yıl kadar görevde kalıyor. Aslında İlhan Palut'un istikrarı fena değil kariyerine baktığımda. Hatay Spor 2,5 yıl. Göztepe 1,5 yıl yaklaşık. Konya 2 yıl yaklaşık. Rize'de de 1 yılı doldurmayı garantiledi İlhan Palut ve galiba yöneticilerden birinin açıklamasını gördüm. Önümüzdeki sezon devam konusunda da bir tabakata yani İlhan Palut'u kaçırmak büyük bir delilik olur. Kestirmeden söyleyeyim. Çünkü ligdeki kadro kalitesine göre verimlilik oranı en yüksek takımdır Çaykur Rizespor. Mesela dünkü Ankara Gücü takımı da çok iyi bir takım mı bireysel olarak baktığında? Hani hızlı kanat oyuncuları var. Hacı Yovannis, Basogok ikisi iyi oyuncular. Alisov
Ben beğeniyorum ama Cezayir abiyle konuştuğumuzda bu sezonun çok iyi geçmediğini söylüyor onun açısından. Ama yani Ali Sow gibi santrafor ligde önemli santrafor. Fizikli güçlü bir oyuncu. Efkan hani takımını alır mısın? O da Alanyaspor'da o geriden pasa çıkarken çok çok hatalar yapan bir oyuncuydu. Radakovic mi yok hiç? Ben... Ama iyi bir sezon geçiriyor. Efkan çok iyi sezon. Gol katkısını dün Ender Bilgin paylaştı. 11 gol 5 asist dedi yanlış hatırlamıyorsam. Müthiş bir sezon geçiriyor ama milli takımla da adı pek yan yana geçmiyor. Anadolu takımlarından şu anda Oğuz Aydın, dün hani seninle kanat rotasyonu konuşurken Cenk Üzünler vesaire bir dinleyicimiz yazmıştı, okumamıştım da Oğuz Aydın mesela bu sakatlıklar eğer ciddi olursa, İrfan Can Kahveci, işte Cengiz'in form grafiği düşük, Oğuz Aydın da bir alternatif olur. Hatta Oğuz Aydın belli ki yaz döneminin de en çok konuşulacak oyuncusu olacak. Mesela Barış Alper oldu ya, satıldı mesela ligde, ona en yakın gördüğüm profil yerli rotasyona baktığımda Oğuz Aydın gibi geliyor. Tabii çok üzerinde detaylı düşünmedim ama hani yerli olarak hani Gökhan Saz daha var. Bek oynuyor son dönemde mesela. Belki o da ön taraf için düşünebilir ama Oğuz Aydın o fizik gücü, patlayıcılığı gücü hala tabii Barış Alper kadar değil ikili mücadelelerde, evet, ama hızlı. Söylenebilir, doğru. Ama onu bayağı takım ister. Trabzon adı geçmeye başladı. Beşiktaş için bilmiyorum bir opsiyon olabilir Oğuz Aydın. Yani her takım için bir opsiyon olacaktır. Bu gidişle milli takıma da giderse zaten önü çok daha hızlı. Yani Ankara açılır. Gücü'nün kadro kalitesi bence Rize Spor'un üstünde. Hı hı. Onu söyleyeyim. Morutsan bu sezon hani sakatlanana kadar direkt olarak oynadı. Tolga Ciğerci'nin bence belli bir standartı var Ankara Gücü'nde. Dün merkezdeki oyunculardan bir tanesi Philips miydi? Philips şey. O da bence iyi oyuncu. O da yeni yeni süre almaya evet, başlamış. İyi işler yaptı evet. Ama dün beğendim. Tasos enteresan oyuncu. Topla hızlı. Çok hızlı. Ondan sonra iyi sarkabiliyor. Yani o da ligde belli seviyede iş yapabilecek bir oyuncu. Hani genel olarak fena bir kadroları yok. Ama tabii taraftar gücü Ankara Gücü'nde asıl farkı yaratan konu. Takıma verilen destek. Ama genel anlamda tabii onların da kaotik bir sezon geçirdiğini unutmamak lazım. Yani Halil Unutmayalar olayıyla beraber Ankara Gücü de ciddi yara aldı. Onu da unutmayalım. Ondan sonra Emre Belezoğlu'nun işte Ankara Gücü cephesinin sürekli açıklamaları oldu ya da düşünceler oldu. Hani Halil Unutmayalar'a yapılan saldırıdan dolayı mı hakemler Ankara Gücü'nden intikam alıyor diye. Bazı karşılaşmalardaki hakem kararlarıyla alakalı olarak şeyler söylendi. Hani normal şartlarda Ankara Gücü Emre Belezoğlu ilişkisi tutan bir ilişki, tutan bir formül gibi gözüküyordu. Orada kimya tuttu gibi gözüküyordu. Fakat işte yani bilemiyorum devam ederler mi etmezler mi? Orayı kestirmek zor Türkiye'de. Bir de herkesin bildiği gibi tabii yani Emre Belezoğlu'nun biraz daha işte yani sağ kenarında sakin olması lazım. Dün yine evet. Çok agresif yani evet, maçın başında. Sonradan o ceketteymiş herhalde keramet. Ceketi çıkardıktan sonra biraz daha sakinleşti Emre Belezoğlu. İşin esprisi bir tarafa yani çok agresif başladı karşılaşmaya. Hani normalde hakem Zorbay Küçük olmasa başka bir hakem olsa bir sarı kartı gösterirdi. Yani, özür dilerim Emre Belezoğlu'nun sağ kenarında. Hani bunun tabii az önce konuştuklarımızda hiçbir alakası yok. Fakat Emre Belezoğlu değerli bir futbol adamı. Değerli bir teknik direktör. Daha da iyi işler yapacak. Mutlaka yapacak. Ama işte biraz da hani bu şeyleri zaman içerisinde törpülemesi gerekiyor. Çünkü dün öyle maçın başında o kadar sinirleneceği kadar bir şey yoktu ortada. Hakem yönetimi yoktu. Bayiç'in pozisyonunda galiba en çok sinirlendi. Bayiç kayarak topa dokundu. Kontraya çıkıyordu Ankara Gücü tam. O esnada Zorbay Küçük faul düdüğünü çaldı. Raşit Saydı. O pozisyonda benim hatırladığım çok çok sinirlendi. Ama hani olur futbolda böyle hatalı karar mı onu da emin değilim. Çok sert de giriyordu ama topa dokundu Bayiç orada. Raşit sonradan çarptı ama hani girişi kart derler ya bazen oyuncunun herhalde onu düşündü Zorbay Küçük. Mesela Zorbay Küçük de ilk verdiği kart da Beşiktaş'ta kime verdi onu da bulayım. Çok hatalı bir sarı karttı. Taç çizgisinin orada ayağa basma diye süzdü pozisyon ama ayağa basmayla alakası yoktu. Şimdi onu da tekrar kime verdi kartı? Bulacağım. İnternetim eğer bakayım müsaade ederse yok. Nasıl bir internet bu kardeşim? Çünkü yanlış maça bakmışım şu anda. Bu nasıl bir internet? Hala bu gösteremedi ilk sarı kart. Ben ilk Ankara Gücü maçına bakmışım da Svensson'a.
Svensson'a. Svensson'a gösterdiği kart taç çizgisine böyle kayarak bir müdahale yaptı. Ayağa basma gibi süzdü ama hani kart standardı da pek iyi değildi. Bir tane mesela sarı kartı da atladı. Ankara Gücü'nün görmesi gereken bir sarı kart vardı. Beşiktaşlı oyuncu kurtuldu. Kontraya çıkıyordu Beşiktaş. Orada bir faul oldu. Faulü verdi, kartı vermedi mesela. Orada da bir hata yaptı. Peki iyi günde değildim. Ben çok beğenmedim açıkçası Zorbay Küçüğüm. Bu bölümü Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıyla ve Serdal Adalı detayıyla kapatmak istiyorum. Feyyaz Uçar diyor ki Di Maria Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular demiş. Ne tam olarak yalanlamış ne doğrulamış. Hani arada bir yönetici nasıl konuşması gerekiyorsa herhalde transferle alakalı o şekilde konuşmuş. Hoca konusunda da listemizde birçok isim var ama hocamız henüz belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferleriyle ilgili ise çalışmalara devam edilecek denmiş. Tabii burada teknik direktörden bağımsız futbolcu transferi yapmak da ne kadar doğru, onun da raporu transferlerde muhakkak önemli olacaktır. O yüzden bir an önce tabii Beşiktaş'ın teknik direktörünü bulması ve transfer girişimlerine de ondan sonra devam etmesi, yani paralel olarak hani tamamen tabii ki teknik direktörün istediği oyuncular alınsın demiyorum ama onun da bilgisi dahilinde yapılmasında fayda var. Bakalım o dengeyi nasıl kuracak Beşiktaş yönetimi. Şu anda öyle bitmeye yakın bir teknik direktör yok olsa bile zaten 23'ü dedi Feyyaz Uçar. 15 gün var, 2 haftalık bir süre var Beşiktaş'ın bunu açıklaması için. En erken tarih olarak belirlenen tarih 23'ü. Bakalım onu da zaman gösterecek. Bir de dün Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkan adayı, eski yöneticisi Hasan Arat'la birlikte maç sonu soyunma odasına indi. Birlik beraberlik mesajı verildi. Takımla konuştu. Hatta maç sonu bir space odasına, Serence Bey Yokuşu adlı bir oluşum. Bu arada Beşiktaş'ta bu ara çok oluşum görüyorum ben. YouTube hesabı, Instagram hesabı, Twitter hesabı vesaire. Çok farklı farklı isimler var. Dün de onlardan birine katılmış Serdal Adalı ve başkan ve yönetimin açıkladığı primin haricinde bir prim de kendisi açıklamış. Necip Uysal aracılığıyla takımdaki futbolcuya böyle bir jest, tam prim de demiyor, bir hediye tarzı bir şey demiş. Bu da çok alışık olduğumuz bir şey değil. Ben hatırlamıyorum bir başkan adayının mevcut başkanla birlikte soyunma odasına inip başkandan bağımsız prim vermesi. Bu bizim ülkemizde çok aslında olumlu karşılanacak bir şey. Bir birlik beraberlik gösterisi olarak değerlendirir. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Pozitif bir mesaj olarak alıyor musun sen de? Yani oyuncular açısından pozitif tabii. Yok o değil. Para konusunda değil. Hani Serdal Adalı'nın yani Hasan Arat'la birlikte açısından gayet iyi bir şey. Canım ekstra para. Onlar sevinmiştir çok da. Hani mesela görüntü, fotoğraf. Şey ne derler? Saatin Saran bizim patronumuz geldi sana prim açıkladı. Sonra başka bir oldu ki patronu daha gelip sana bir daha prim veriyor şimdi mesela. Canım bunun için kötü diyebilir yani, misin? Yok, oyuncular da böyle bakıyordur ama yani demek ki araları iyi. Hasan Arat'la Serdal Adalı'nın, yani burada hani ben şey olarak sen konuştuğun zaman bunun bir negatif bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Hani bir etkisi olabilir mi? Başkanı her zayıf taraftan düşünecek falan mı böyle? İşte her taraftan düşündüm, pek bulamadım açıkçası. Hani bu olayda çok bir negatif taraf bulamıyorum. Yani Beşiktaş'ın o kısmı çok uzatmadım ama herkesin bildiği bir doğrusu var. Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı var sportif başarıya. O sportif başarıda da işte bu tarz şeyler zaman zaman itici güç, büyük moral oluyor oyunculara. Futbolcuların bu prime karşı ekstra bir hassasiyeti varmış. Hani okuduklarımızın ölçeğinde değil mi? Yani normal aldığı ücret hiçbir zaman yetmiyor. Primle daha iyi motive oldukları söyleniyor. Bazıları hatta evet. Ali Koç bir ara primi yasaklamış Fenerbahçe'de. Performansına da düştüğü söylendi. Tekrar prim gündeme geldi. Çok seviyorlar yani ekstra para kazan nedense. O zaman da iki prim onlar için çok çok iyi olmuş. Tekrar söylüyorum hani böyle düşündüğüm zaman genel olarak hani negatif taraftan bakayım dedim. Bir şeyi var mı?
öyle eleştirilebilecek bir taraf var mı? Pek bulamadım. Hani belki başkası söyleyebilir. Benim aklıma ben de hiçbir negatif bir şey gelmedi. Hani gelmedi. Serdal Dalı'yı küçültecek bir şey değil. Tam tersi bence Serdal Dalı'yı büyütecek bir şey bu yaptığı jest. Hasan Arat'ın bu jesti... Hasan Arat'ı da büyütür mesela. Evet. Yani Hasan Arat bundan aynen rahatsız olup tabii yap ne işi diyebilirdi. Aynen diyebilirdi. Ben başkanken sana ne oluyor diyebilirdi. Hasan Arat'ı da büyütecek aynen bir davranış. Pek bulamadım yani. O yüzden de bir şey görmüyorum. Sıkıntılı bir durum görmüyorum. Yalnız mesela sen transferlerle ilgili söylerken şu aklıma geldi. Yani bundan bir ay önce ya da bir buçuk ay önce sağ bek ve stoper transferi bitmek üzereydi Beşiktaş'ta. Bitmedi mi? Ben kaçırdım mı? Bitmedi ne mi oldu? Yok değil mi hala öyle biten? Yok, sağ bek Hüseyin Bey söylemişti. Hüseyin Yücel, evet. Stoper ismi yani Hermoso sanki çok gündemde ama sağ bek kim geçiyor adı? Onu kendi söyledi, bilmiyorum. Geldi. Yok hani evet, medyada şu an yazılan bitmek bir yakın. Evet. Mesela İki tane önemli oyuncunun biri sağ bek, biri stoper olmak üzere transferi bitmek üzere denmişti. Dün zaman Ertan yazmış. De Vrij Inter'den Beşiktaş'ın gündemine gelmiş. Hmm. O önemli bir isim olur. Hani Dumfries'de tarz... beke alınır, tamam olur. Kanat beki olarak. Dumfries ama son dönemde sanki biraz yere kaldı. Kaldı. Yani o kadar iyi performanstan sonra şu an Frimpong. Hollandalı bu arada ikisi de aynı bölgenin oyuncuları. Frimpong da fazla hızlı ya. Rahatsız edici derecede hızlı yani. O kadar da hızlı olunmaz kardeşim. Ama Dumfries kadar da güçlü değil o da. Yok. Dumfries. Onun patlayıcılığı inanılmaz. Nereden geldik? Transferden geldik. Şu an şunu söyleyecektim bir de. Bu hani başkanlar arasındaki ya da adaylar arasındaki diyaloglar Galatasaray'da aslında Dursun Özbey'in son seçimden sonra yapmaya çalıştığı şeydi. O camiadaki birlik bütünlüğü sağlamak. Sürekli buna vurgu yaptı ve gerçekten de... Ali Koç da aynı şeye vurgu yaptı kaç defa. Ama o Aziz Yıldırım'la birlikte pek mümkün gözükmüyor mesela. Öyle değil mi? Şey, olağanüstü genel kurulda kaç defa söyledi. Birlik olmamız lazım. Ama işte onun söylemiyle eylem sanki çok örtüşemiyor. Yani çok onarılamaz yaralar var sanki ikili arasında. Ama Galatasaray'da veya Beşiktaş'ta şu anda bu ikili arasında en azından öyle bir şey yok. Ama Ahmet Nurçebi ile hala sıkıntılı herhalde Hasan Arat. Bir demet savaşları olmuştu. Atilla abiye de ikisi de açıklamalarda bulunmuşlardı. Onu da sağlayabilirse o birlik beraberlik, bilmiyorum başarının ne kadarı tabii Galatasaray'da bununla kaynaklı, camianın birlik olması, bütünlük olmasıyla, ama Galatasaray buna inandı ve büyük ölçüde de başardı. Ben hatırlıyorum bir açılışta galiba Kemal Burgaz'la işte Burak Elmas vardı, Adnan Polat vardı, işte Ünal Aysal geliyor. Faruk Süren kesin vardır. Faruk Süren hatırlamadım ama olabilir. Bunlar bence hani güzel, güzel mesajlar. Keşke tabii camialar arasında da bu iyi iletişimleri görebilsek daha sık ama maalesef şu anda pek öyle bir hava yok. Diyelim 8-18 araya gidelim. Aradan sonra da Şampiyonlar Ligi'ndeki maçla, dünkü maçla devam edelim. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.23 saatlerimiz Paris Saint-Germain Dortmund maçıyla devam edelim. Dün 1-0 rövanşında iki takım Paris'te karşı karşıya geldi. Mbappe'li, Ramos'lu, Dembele'li iyi bir kadroyla Paris Saint-Germain bir kez daha sahaya çıktı. Hernandez tabii ilk maçta sakatlanmıştı. Beraldo stoperde onun yerine oynadı. Klasik bir aslında oturmuş kadrosu var Paris Saint-Germain'in. Hakimi mesela bir önceki maçta Adeyemi'yi savunma katkısından dolayı çok beğenmiştik ama dünkü maçta pek ben hissedemedim. Maçın tamamını hani Beşiktaş maçından sonraki kısmını en azından sonuna kadar izledim. Zaten Adeyemi'yi de sakatlıktan mı çıkardı orayı tam hatırlamıyorum. Dün belli biraz sakatlık değildi. Adeyemi'nin surat evet ifadesinden çok belliydi. Ha. Ne yaptın hoca, beni niye çıkartıyorsun dedi yani surat ifadesiyle. Benim açımdan zor bir gündü. Biraz sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşadım akşam. Ali abiyle paylaştım. Bugün belki gelemeyecektim de işte iğneyle. Zorla tuttuk getirdik. Valla iğneyle. Genco'nun yokluğunda. Evet, oynuyorum. Hani sesimde vesaire bir sıkıntı varsa da bununla kaynaklı olduğunu da söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken. Bazı yerleri kaçırdım çünkü dün. Ama sonuna kadar izledim. İzlediğim bölümde de tabii Paris Saint-Germain'in aslında son bölümde de büyük bir baskısı vardı. Dortmund hiç çıkamadı neredeyse. Özellikle son 20-25 dakika Ömer Ündül'ün dilinde tüy bitti. Bir tane dripping yapacak, kontrole çıkacak bir oyuncu alması için. Ama inadına sanki böyle merkez oyuncularını kanada attı. Emmeçe'ye attı. Yok Ray Royce çok öyle gidebilen bir oyuncu değil artık. Hiç çıkamadı. Çıkma ihtimali varken boş boş uzun vurdu Dortmund futbolcular ama kendi savunma bütünlüklerine belli ki çok güvendiler. Dün hatta Züle'yi de aldı oyuna Edin Terzic. Savunmayı 4'ten 5'e çıkardı
Dün de Schlotterbeck çok iyi bir günündeydi. Hummels bir hata yapsa da genelde başarılı müdahaleler yaptı. Golünü de attı zaten. Züle de iyiydi. Savunma olarak iyi bir Dortmund gördük ama buna rağmen direkten dönen toplardan biri gol olsa, maç 1-1'e gelse son dakikalar Paris Saint-Germain'de gidebilirdi. Maç uzatmaya da gidebilirdi ama o ilk golü bulamayınca Paris Saint-Germain tura veda etti. Vallahi yani 31 gol girişimi Paris Saint-Germain. 4 tane direkle ilişkilendirilen top. Hani direğe çarpıp geri dönenler, direğe çarpıp çıkanlar. Vitinha'nınki bu arada ne patladı, öyle bir ses geldi ki hani yanında Gizem vardı, bir şey mi oldu falan dedi böyle dışarıdan, hani sanki üst kattan bir ses gelmiş gibi ses geldi. Bir şeyde topla oynama ve 3.22 gol beklentisi. Fenerbahçe Konyaspor. Ondan da yüksek. Daha da yüksek oranı. Fenerbahçe'nin 2.60 civarındaydı. Bu 3.22. Yani 12 korner. Paris Saint-Germain hakikaten özellikle ikinci yarıda bir bölümden sonra her şeyi yaptı o golü atabilmek için. Fakat Mbappe kötü oyuncu, işte gördün. Mbappe evet, yani bu tarz maçlarda. Ama olmadı yani. Dün mesela Mbappe'nin hatta şu aralar ritminde olmadığı, ritmini bulmuş olmadığı bana sorarsan ilk karşılaşmada da belliydi. Almanya'daki maçta da yani Mbappe o bildiğin uçan böyle yağ gibi akan oyununu oynayamıyordu. Hatta bir tık ileriye götüreyim, bir önceki turda da öyle. Bence öyle gözükmüştü Mbappe. Yani o maçları da takip ettik Paris Saint-Germain'in. Orada da Barcelona maçlarında da hani özellikle ikinci karşılaşmada golleri attı, o şu bu tamam, ama genel olarak eşleşmede böyle o bildiğimiz yağ gibi akan oyuncuyu izleyemedik. Arjantin maçlarında coşan Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde niye coşmuyor, bunu soruyorum. Yani Dünya Kupası finalinde hat-trick yapıyorsun bize karşı. Burada da bir şey yap artık. Yani Paris Saint-Germain sana Paris'in yarısını verdi. $1 milyar kazandın bu takımdan. Real Madrid'e gideceksin. Bonservis bedeli olmadan. Real Madrid bir de üstüne sana imza parası verecek dünya kadar. Rakibi Dortmund bulmuşsun. Yani öyle bir yoldan da gidiyorsun ki Şampiyonlar Ligi'nde isteyeceğin yol. Yani diğer tarafta Manchester City'ler, Real Madrid'ler, Bayern Münih'ler var. Senin son senende Paris Saint-Germain'de tarih yazmak için önünde böyle bir fırsat var. Ve bence hayal kırıklığı. Gonzalo Ramos mesela 2 tane pozisyon yarattı ona Paris Saint-Germain. Yani ikisinde de kötü vurdu. Çok çok kötü vurdu, evet. Şimdi dün Barcola oyuna girdikten sonra maçın genelinde Dembele, maçın genelinde Mbappe ve Gonzalo Ramos, yani hiçbiri bana sorarsan beklenilen seviyede değildi. Ama dün yani Dortmund turu geçti. Tabii ki iyi bir savunma yaptılar. Yani işte beşliğe döndü, o şu bu konuşulabilir. Ama ben de yani 3 aşağı 5 yukarı Ömer abiye katılıyorum. Yani şimdi hadi Adeyemi'yi aldın. Adeyemi'yi aldığı dakikada 52 süredir. Daha oyun 54. 56. Yani ikinci yarı başlamış. 10-11 dakika geçmiş. Hadi Adeyemi'yi aldın, tamam. Bir şey düşündün. Ama yani ilk maçın yıldızı Jadon Sancho. İlk maçta Şampiyonlar Ligi'nin dribbling rekorunu kıran Jadon Sancho. Özgüven olarak belki son yılların en iyi Jadon Sancho'sunu kenara alıp son 20-25 dakikada uzatmalarla beraber yani Dortmund'u melekler korudu. Başka bir şey değil. Orada bir Jadon Sancho olsaydı en azından yani topu ileri taşır, gol atar attırır anlamında söylemiyorum ama topu ileri taşır, faul alır, oyunu durdurur, o baskının devamlılığını kırardı. Yani hem Adeyemi hem Jadon Sancho gibi iki tane oyuncu çıkıyor. Fülkuruk kalıyor. Hani Fülkuruk neden kalıyor? Birilerini kaçırmak için kalıyor. Yoksa Fülkuruk yani... Gidemez ki topla. Tabii yani kaleye 55 metre mesafede topla gidecek hali yok. Birileri kaçıracak Fülkuruk. Kimi kaçıracak? Royce Allah var aşkına. Ama o da o kadar hızlı değil. Brandt değil. Yedekte de bu arada Malin var. Tam bu oyunun oyuncusu. Bneu Gittens o da böyle. Ama onları hiç tercih etmedi. Mukoko yani var. Yine kısa hızlı bir oyuncu. Ama Malin ya tam bu şeylerin. Tam. Ya da işte Jadon Sancho kalsın oyunda en azından. O yüzden de dün hani Terzic tabii böyle bir sezonda şeye çıktı. Ne derler? Finale çıktı. Olağanüstü bir başarı elde etti.
Çünkü onların da işte dün Gökhan Aptik de söyledi, Ömer Ündül de söyledi, geçtiği yol çok zorlu bir yol. Yani ölüm grubu. Tabii ölüm grubundan çıktılar. Kötü başlayıp iyi gittiler. O şu bu. Hani ligde çok iyi değilsin genel anlamıyla sezon boyunca. İşte savunmadaki ne bileyim Hummels dün golü attı ama işte her an sana bir bomba yapabilecek özelliklere sahip bir oyuncu. Dün mesela o penaltı değil miydi pozisyon? Değildi. Dışarıda mıydı o müdahale? Ben net içeride gördüm. Net dışarıdaydı. Öyle mi? Net dışarıdaydı. O zaman halüsinasyon görmüşüm. Yani. Yok yani. Ben olsa... gerçekten içeride gördüm ve devam kararı çıkınca da çok şaşırdım vardan uyarı. Zaten gelmiş. Önce şey oldu. Hani Gökhan Aptik dedi ya öyle bir hareket yaptı ki Paris tribünleri. Zaten penaltı veriyordu. Sonra kararını değiştirdi. Direkt orada değiştirdi kararı. Tekrar izleyin. Elini böyle sol elini götürüyor penaltı noktasına doğru. Sonra faul diyor. Direkt kararını orada değiştirdi. Zaten çok önemli değil. Yani orada önemli olan faali vermesi. Faali verdikten sonra VAR kulağına söyleyecekti zaten hocam içeride dışarıda diye. Hı hı. Yani onlar çok büyük problem değil ama maçın genelinde çok iyiydi gene. Orsato. Ha Orsato'ydu. Müthiş çok hakemdi. Kendine emindi yine. Evet evet çok çok iyi hakemdi. Geçen hafta Genco ile konuştuk. Turpin Fransız o da müthiş maç yönetmişti geçen hafta. Hakikaten iyi hakem yönetimleri görüyoruz. Yani bunların yanında tabii Zorbay Küçüğü, Volkan Bayaslan'ı da eklemek lazım. Müthiş yönetimler ama genelde Orsato biraz daha iyi kaçıyor yönetim olarak. İyi yönetimler vardı. Şimdi hani dünkü maç işte yarım saatten sonra Beşiktaş Ankaragücü maçının yarım saatinden sonra geçebildik. İlk yarı bende biraz böyle kaynadı. Net söyleyeyim. Böyle tam konsantre olamadım Beşiktaş maçından sonra. Ama ikinci yarıda daha dikkatli izledim. İkinci yarıda izleyen herhalde herkes bence memnun kalmıştır. Gördüklerinden yani Dortmund'u kalben destekliyor olabilir. Dortmund'un işte bir duran topta golü bulması, ondan sonra müthiş bir savunma direnci göstermesi, öyle ya da böyle bir şekilde gol yememesi, Paris Saint-Germain'i gol atmak için her şeyi yapması, gol atamaması güzel bir maç oldu. Güzel bir, keyifli bir maç oldu. Fakat işte hakikaten 180 dakikada da bu Paris Saint-Germain'in şu Dortmund'a tek gol atamadan elenmesi de ilginç. Evet, bu kadar pozisyona girip 6 topu direkten evet. Dönüp ya da direğe çarpıp dışarı çıkmış Paris Saint-Germain'in. Bu sezon ligde Galatasaray bu anlamda diğer rakiplerine göre çok çok önde. 20'nin üzerinde ve yan rakibine de evet. 10-15 belki fark atmış durumdaydı ligdeki istatistik olarak söylüyorum. Paris Saint-Germain de Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir sıkıntı yaşadı. Mesela aklıma da şu geldi. Dün maçı izlerken şunu düşündün mü? Yani Paris Saint-Germain'in gole ihtiyacı var. Çok net şekilde ama 63'te mesela Ramos'u çıkarıp Barcola'yı atıp Mbappe'yi merkeze aldı. Tek santrforla ya da tek forvetle oynadı. Sonra Kanginli'yi aldı. Zaire Emery çıktı ama yedekte Kola Muani olmasına rağmen, gole de ihtiyacı olmasına rağmen almadı mesela. Çift forvete dönmedi. Asensio, Kanginli, işte Barcola bir tarafta, Dembele diğer tarafta. Bir de arkalarında Vitinha. Böyle bir düzen de devam etti. Hani bizde İsmail Kartal'ın son dönemde hep çok hızlı çift forvete dönmesi. Mesela burada neden yapmadı acaba Luis Enrique? İşte burada şu soruyu sormak lazım. Bunu yapmadığı noktada Paris Saint-Germain üretmekte problem yaşadı mı? Yoksa dün yine biraz iş bitiricilik, beceriksizlik ve biraz da yani dün mesela Fenerbahçe'ninki bitiricilikte problemdi. Ama Fenerbahçe'de bir şans faktörü yoktu. Dün Paris Saint-Germain'de şans faktörü vardı. Şimdi o top bir kere dört kere kaleciyi geçti. Dört kere kaleciyi geçtiği noktada az biraz şanslı ol. Yani yazı turada bile %50'sin. O kadar bile şeyin tutmasa %25 olsa gene sen o golü bulacaktın. O golü bulduktan sonra da oyunun değişeceği zaten belli. Ama dün ilk olarak ben hani Luis Enrique'nin yaptığı ya da yapmadığı değişikliklerde hep şeye bakıyorum. Yani onu yaptın, oyun bozuldu, pozisyon üretmeye başladın ya da pozisyon üretiyordun, üretemedin. Üretemiyordun, üretmeye başladın. Öyle bir şey olmadı Paris Saint-Germain'de. Yok. Paris Saint-Germain'in oyunu geriye gitmedi, baskısı azalmadı, tehlike yaşamadı. O yüzden bence yanlış yaptı diyemem teknik direktör açısından. Ama ben Paris Saint-Germain'i izlerken şunu düşündüm. Net bir 9 mesela. Ramos biraz o tarz bir oyuncu ama fizikli kalıplı bir oyuncu değil. Yani şimdi artık Dortmund 3 tane stoperi oraya yığmışken Mbappe'nin onların arasında olması çok bir şey fark etmiyor. Vuruyorsun dönüyor. Vuruyorsun dönüyor. Çekiyorsun kapıyorlar. Çekiyorsun vuruyorsun dönüyor. Vuruyorsun olmuyor. Hani 31 tane deneme yaptı. Ama mesela Fülkuru'yu al. Formaları değiştir. O 3 tane stoperin arasına at. İnan
daha farklı olabilir. Daha çok karıştırır. Tabii daha çok karıştırır. Fiziği koyar. Topu sektirir. Belki kafa vurur. Yani öyle bir hakikaten kalıplı o işleri iyi yapabilecek böyle oyunu sıkıştığı anlarda, bu kadar baskı yaptığın anlarda. Çünkü hepsi benzer tarzda oyuncu. Yani Mbappe'nin kanatta oynamasıyla merkezde oynaması, merkez o kadar kalabalıkken çok bir şey değiştirmiyor. Orada Barcola da oynuyor sol tarafta. Mbappe de o kadar oynayabiliyor zaten. Barcola da o kadar oynayabiliyor. Dembele de o kadar oynayabiliyor. Yani orada hani Kola Muani de çok şey bir oyuncu değil. Fizik olarak böyle kalıbını koysun. O da biraz böyle birebir alacak. Sağına soluna çekecek, vuracak. O da biraz o tarz bir oyuncu. O yüzden bence pek gerek yoktu ona. 8.36 araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.45 saatlerimiz... aradan önce Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain Dortmund karşılaşmasını konuşmuştuk. Şimdi de Fenerbahçe'den devam edeceğim. Fenerbahçe'de başkan adayı Saadettin Saran'dan dün yazılı bir açıklama geldi. Şöyle diyor Saran açıklamasında: bilindiği üzere Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç'un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik. Ancak geldiğimiz noktada seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen başkanımız Sayın Ali Koç'un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş, bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır. Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, Sayın Başkan'ın devam edip etmemesiyle ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır. Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan Sayın Başkanımıza, kamuoyuna sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz. Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa sözümüzün gereği başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer durumda pazartesi gününden itibaren şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek, Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız. Durumu camiamıza ve kamuoyuna saygılarımıza arz ederiz. Dün akşam saatlerinde geldi bu yazılı açıklama. Artık Fenerbahçe'de çünkü seçim için geri sayım başladı. Bu ay sonu ilk tarih, ki resmi olarak açıklanmadı değil mi tarih olarak? Yok. Fenerbahçe'de hani çoğunluk sağladı. Çünkü Galatasaray açıkladı bunu. Hatırlıyorum, ben izne çıkmadan önceki dönemde Galatasaray'dan açıklama geldi. Fenerbahçe'den gelmedi herhalde. O açıklamayla birlikte biz Başkan Ali Koç'un da kararını öğrenmiş olacağız. Belki o yüzden de bekletiyor olabilir, ama bir an önce tabii bu tarihin açıklanmasında da ben fayda görüyorum. Aksi halde böyle belirsizlikler ortaya çıkıyor. Ali Koç'un da kendi kararını bir an önce vermesi gerek ki işte hem Saadettin Saran veya diğer adayların da artık net kesin kararlarını vermeleri, önlerini açması gerekiyor. Yoksa süreç uzayacak. Bu belirsizlikler de hiçbir zaman hani iyi bir şey getirmiyor bence. Bu kadar sürünceme de bırakmak. Yani burada artık çok düşünecek bir şey var mı kulüpte devam edip etmeme konusunda Ali Koç cephesinden baktığımızda? Bence var. Yani bu kadar zaman karar verilemeyecek kadar karmaşık bir durum mu var peki? Bence var. Bence yok işte. Bence var. Ha, tamam, yani fikirlerimiz farklı olabilir. Hani şu yüzden bence yok diyorum. Ali Koç 6 yıldır başkan. Hı-hı. İyi icraatları oldu, kötü icraatları oldu, ama hani takımın ana hedefi futbol takımının şampiyonluğuydu, lig şampiyonluğuydu. Bu sene de büyük ihtimal gelmeyecek. Genelde ne olursa olsun saha içinde yaşananlar, saha dışında yaşananlar öyle veya böyle başarısız oldu Ali Koç. Kendi ifadesi ben varken bu takımı şampiyon yapmayacaklar ifadesini kullandı. Tabii ki asla dememek lazım deyip başka adayı olmayacağını düşündüğünü söyledi. Ben o yüzden hala, yani benim kafam çok net, yani bence başkan adayı olmamalı Ali Koç. Kararını çoktan vermiş olması ve
bunu kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Bu saydığım sebeplerden dolayı. Aslında Ali Koç bu açıklamayı yaptı. Başkan olmayacağını söyledi. Ama işte asla dememek de lazım diye bir açık kapıda bıraktı hep. Evet. Yani bence 1 milyon tane neden var bu konuyla alakalı olarak düşünmek için. Çünkü genelde bizde başkan adayları şunu istemiyor. Ben aday olduğumdan ziyade devam et başkan. Bizi bırakma başkan. Biz seninle başarılı olacağız başkan. Aslında sen iyisin ama işte Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a bunu yapıyorlar başkan denmesini istiyor. Genel olarak bu tespiti yapabilirim. Bu sadece Fenerbahçe Ali Koç özelinde değil, kulüplerde başkan olan herkes için geçerli. Öteki türlü olduğunda, yani doğal bir devam etmek için şu an Dursun Özbey'in pozisyonunda olmak gerekiyor. Sportif anlamda başarılı olacaksınız. Ondan sonra hayatın doğal akışı. Başkan zaten sportif olarak başarılı. Geçen sene şampiyon, bu sene de şampiyon olacak. Yani artık ne olacak Dursun Özbek? Başkan olmayacak da ben mi olacağım? Yani. Dolayısıyla o hayatın doğal akışı olarak görülüyor. Ama ikinci senaryoda, başarısızlık senaryosunda az önce söylediğim tablo bence daha geçerli. Yani başkan bizi bırakma. Başkan devam et. Başkan lütfen, işte sensiz olmaz. Bak bu sene olmadı ama gelecek sene olacak. Biraz öyle bir kamuoyu olmasını istiyor başkanlar. Peki şu an öyle bir kamuoyu yok. Oluştu mu Fenerbahçe'de? Yok. Ama bence Ali Koç'un bekleme sebebi de zaten öyle bir kamuoyunun oluşma ihtimaliydi. O da şampiyonluğa bağlıydı. Şu an ondan da uzak. Ya da şampiyonluk için bir umuda bağlıydı. O da nedir? Galatasaray maçı çıkılır, kazanılır, Fenerbahçe lider olur ya da avantajı eline geçirir. Aman Ali Koç bizi bırakma der kamuoyu, Fenerbahçe camiası. Ali Koç da tamam ben bırakmayı düşünüyordum ama artık çok istediniz. O yüzden devam ediyorum. Ben şeyin ağırlıklı olarak Ali Koç'un kararını açıklamamasını buna bağlıyorum. Ha, bunun yanında bu bir tabii tamamen kişisel görüştür. Bu ama senin dediğin katılıyorum. Olabilir, bunu bekliyor olabilir ama artık o da geçti. Evet. Şu an öyle tamam. Bir havada şimdi, ihtimal de kalmadı. Ali Koç için daha zor bir durum var ortada. Çünkü Ali Koç birden fazla kez başkan olmayacağını dile getirdi. Asla dememek lazım dedi ama birçok farklı noktada, birçok farklı mecrada başkan adayı olmayacağını söyledi. Şimdi hem başkan adayı olmayacağını söyledi hem de başkanlığının 6. yılında hala bir şampiyonluk kazanamamış başkan. İşte bugün anketler yapıldığında çok da devam etmesi benimsenmeyen, yönetimin ağırlıklı olarak hatalı olduğu düşünüldüğü bir sezonun artık sonunda eğer devam etmek istese bile başkan adaylığını açıklamak zorunda olan bir kişi şu an Ali Koç, eğer devam etmek istiyorsa. Bu zor bir denklem. O da düşünülecek bir denklem. Hani sen diyorsun ya düşünecek ne var diye. Var. Yani bu çok kolay bir iş değil. Eğer şimdi Ali Koç devam etmek istiyorsa Fazekli kararını değiştirdi. Olabilir. 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 Hiç garip bir durum yok. Devam etmek istiyor. Ama bugün Ali Koç ben devam ediyorum dese Fenerbahçelerin kaçını ikna eder? Öyle çok büyük bir çoğunluğu ikna etmez. Başkan bizi bırakma diye bir hava görmüyor. Belki dengede olur. 50-50 olur. Ne bileyim 55'e 45 olur ama yani oh be tamam Ali Koç da başkanlığa devam ediyor. Rahatladım diyecek Fenerbahçeli sayısının ben az olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu da zor bir denklem Ali Koç için. Yani bir taraftan devam etmek isteyen biri için bu şartlarda ben devam ediyorum açıklamasını yapmak zor. Galatasaray gümbür gümbür maçlarını kazanıyor. Fenerbahçe 2 maçta beraberlik oluyor. 6 puan geride düşüyor. Geriye düşüyor. Yani Galatasaray işte 1-2 haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir. O dönemde de Fenerbahçe kongreye gidebilir. Ya da en azından kongrenin tarihini açıklayabilir. Zor. Denklem zor. Ali Koç için. Bir de aklıma şu geliyor. Şimdi bir de kendisinden sonra gelecek başkana güvenip güvenmeme de oluyor büyük kulüplerde sanki. Yani şimdi Ali Koç ben aday olmazsam Saadettin Sağan aday olursa Aziz Yıldırım da çıkar. Ve hani olur bilmiyoruz, seçimde iki aday çıkacaksa yani 50-50 şansları var. Ve bu durumda Aziz Yıldırım başkan olursa olabilir yani dediğim gibi. Kulüp için kötü olur diye düşünebilir. Belki olabilir. Bu yüzden de kararında şu an henüz kesinleşmemişti. Hani kulübü Aziz Yıldırım'a bırakacağıma ben bir 3 sene daha devam etmeyi düşüneyim de diye olabilir. Olabilir. Bunlarda hiç garip bir şey yok bak. Bunlar Fenerbahçe'yi düşündüğü için olabilir. Kendini düşündüğü için olabilir. Beraber olabilir. Bunlarda garip, çok eleştirecek bir taraf yoktur. Ama ne vardır? Bu söyleminizle beraber kendi camianızı ikna etme.
Yani bunu anlatmanız lazım kendi camianıza. İkna etmeniz gerekir. Adam böyle düşünüyordu ama şu şu gerekçelerle tekrar aday oldu. Ben de o yüzden ilk koça vereceğim. Aday olmayı düşünmüyordu. Şu şu gerekçelerle aday oldu. Ben ikna olmadım. Saattin Bey'e oy vereceğim. Aziz Yıldırım'a oy vereceğim. Bu tamamen kongre üyelerine, Fenerbahçe camiasına ne geçirdiğinizle alakalıdır. Yoksa Ali Koç'un en doğal hakkıdır başkan adayı olmak. Ama işte bunu açıklayabilmesi için, yani aday olup olmadığını açıklayabilmesi için bence şu anki ortam, yani onun rüzgar arkasına aldığı ya da rüzgarın böyle nötr olduğu sakin bir ortam değil. Yani Fenerbahçelilerin tepkisinin olduğu, Fenerbahçelilerin duygusal olduğu bir durum var şu an. Ligde artık geçen hafta alınan sonuçla beraber Fenerbahçe şampiyonluk şansını %99 kaybetti. Şimdi sen, yani Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptuğu anda başkan adayıyım desen bu hafta, sıkıntı. Aynen. 8.55 araya gidelim. Aradan sonra çok mesajınız geldi bu konuyla ilgili. Onlarla devam edeceğiz. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. ...9.02 saatlerimiz, mesajlarınıza devam edeceğim demiştim az önceki konuyla alakalı. Hakan Yılmaz, Ali Koç, ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar fikriyatını yeni fark etmedi. İlk dönemi sonunda bayrağı sarana bırakıp ileride konjonktür değiştiğinde yeniden başkan olsaydı hem bu kadar yıpranmazdı hem de Fenerbahçe en az bir kez şampiyon olabilirdi demiş. Erdem Özkan, saati saran ne olurdu? Nasıl? Saati saran ne olurdu? Ha, şampiyon olay. İşte onu diyor dinleyicimiz de, hani en az bir kez şampiyon olabilirdi diyor. Bakalım, tabii ki onu da zaman gösterecek. Erdem Özkan, kongreyesi bir Fenerbahçeli dinleyicimiz. Ali Koç'un Trabzonspor maçını ve sonrasını tamamen koltukta kalmak adına kullandığını düşünüyorum. Genel kurulu 2 Nisan'da gereksiz yere toplaması, ki alınan kararlar için genel kurula gerek yoktu. Sürekli bir dış güçler vurgusu. Bunlar hep koltuk kaygısından konsolidasyon çabası demiş. Eğer Ali Koç aday olursa kesinlikle oy vermem. İsmail Kartal'ın CV'si nasıl Fenerbahçe hocalığına yetmiyorsa Ali Koç performansı da yetmiyor. Olağanüstü bir şey olmazsa bırakıyorum demişti. Yaşananlar Fenerbahçe için 10 yıldır olağan, bıraksın. Daha sayarım da kongreye saklıyorum demiş dinleyicimiz. Ya ben öyle çok Ali Koç'un bir oy kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Yani diğer söylediklerine katılmakla beraber dinleyicimizin. Yine belli bir tabandan iyi bir oy alır. Evet, yani zaten aday olsa karşısında kim çıkacak? Asıl soru o. Evet, onu da şu ana kadar Saadettin Saran'dan başka çıkan bir isim olmadı. Aziz Yıldırım'ın da hep çıkacağı söyleniyor ama ondan da net bir şey almadık. Divan başkanlığı konusunda işte Şekip Mosturoğlu'nun çıkması bir acaba öncü gösterge mi dendi? Sonuçta Şekip Mosturoğlu Aziz Yıldırım'a çok yakın bir isim. O başkan oldu. Mesela orada da bir sanki güç kazandı gibi Aziz Yıldırım. Sonuçta kendi ekibinden birisi divan başkanı oldu. Bunlar hep kulüplerde birer göstergedir. Tabii ki divan üyelerin belli bir kısmını temsil ediyor ama dediğim gibi yine de bir göstergedir, bir başarıdır. Sonuçta Ali Koç'un yönetiminden çıkan Sevil Becan mesela seçilemedi. Hani Ali Koç'un desteklediği bir aday mesela Vefa Küçük çıkacaktı. O da son anda çekilmeyi tercih etti. Öyle değerlendirilebilir. Sana katılıyorum. Yalnız mesela Aziz Yıldırım da eğer başkan adayı olacaksa onun da bazı şeyleri beklemeden direkt olarak adaylığın açıklaması gerekirdi bu vakte kadar. Hani divan başkanlığını işte güç kazanma olarak değerlendirdik. İlk adım olarak gördün. Yani Aziz Yıldırım da çıkıp şu ana kadar artık Fenerbahçe işte benim beklentilerimin seviyesinde yönetilemiyor. Ali Koç başarısız oldu. Ben tekrar adayım diyebilirdi. Çünkü Aziz Yıldırım çok uzun süre kulübü yönetti. Dolayısıyla hala beğenin ya da beğenmeyin bir tabanı vardır. Fenerbahçe'de bir karşılığı vardır. O karşılığın ne kadar olduğu tartışılır ama bir karşılığı vardır Aziz Yıldırım'ın. Hani Aziz Yıldırım da biraz bekle gör politikasını uyguluyor. Ama ben de diyorum ki Aziz Yıldırım'ın öyle bir politika uygulamasına pek gerek yok eski ve kuvvetli bir başkan olarak. Evet, yani orada Saadettin Saran'dan ayırıyorsun Aziz Yıldırım'ı. Aynen. Çünkü bir de karşı cephe ikisi ama Saadettin Saran Ali Koç'un karşısında çıkmak istemiyor. Çıktığı noktada onu destekleyeceğini de ifade ediyor ama Aziz Yıldırım'dan böyle bir yere kadar dedi işte dünkü açıklamasıyla. Cuma gününe kadar
mühlet verildi. Bugün günlerden çarşamba, bakalım Fenerbahçe'de Ali Koç'un karar alma sürecini hızlandıracak mı, yoksa akışına bırakıp çıkıyorsa çıksın fark etmez mi diyecek. Ama eğer Ali Koç çıkar, Saadettin Saran çıkar, Aziz Yıldırım üçü birden bir başkanlık yarışına girerse bu da herhalde Aziz Yıldırım'a yarar oy konusunda diye düşünüyorum. Bilemiyorum ben. Yani tam çünkü olarak taban öyle. Olarak hangi tabanlar sence daha yakın? Bence Saadettin Saran'la Ali Koç'un tabanları tabii, yakın. Tabii ki. O yüzden Aziz Yıldırım eğer hani birebir de belki kaybedecek ama 3 kişi çıktığı noktada bence şansı artar. Olabilir. Mesela buna Fenerbahçelilerin ben çok üzüleceğini de düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi. Ya üçlü bir başkanlık yarışı. Hı hı. Biraz daha farklı adayların çıktığı bir başkanlık yarışı. Fenerbahçelileri üzmez. Galatasaray'da da çıktı. Evet. Süheyl Batum aday oldu. Listesini hazırladı. Güçlü bir liste. Hı. Mesela bir dinleyicimiz yazmış program içerisinde. Ünal Aysal Sportif AŞ'nin başına geçecek ve sportif direktör olarak da Didier Drogba'yla anlaştı. Hani Drogba Galatasaray için önemli bir figür. Dünya futbolu için önemli bir figür. Transferler için ikna konusunda önemli bir figür. Okan Buruk'la da devam edileceği söyleniyor ki zaten kim gelse şu an yönetime aksi mantıksız olur. Eğer Okan Buruk bir teklif almıyorsa Avrupa'dan çok üst düzey yola devam edilmesi gerekiyor. Aslında hani Galatasaray'da öyle çok büyük iş de yok. Hani başkan olduktan sonra. Sadece benim anladığım projelerle ilgili bir fikir ayrılığı var. Yoksa futbol yapılanması konusunda projelerle ilgili nasıl bir fikir ayrılığı? Florya'nın değerlendirilmesiyle alakalı dün galiba okudum. Dursun Özbek oradan sıcak para bulup Bankalar Birliği anlaşmasına çıkmak istiyor ama o sıcak parayı bulurken de ederinin çok altında parayı kırdıracak. Florya'dan elde edeceği gelir ama onu erken bir an önce faizden kurtulmak istiyor. Faizden kurtulmak istiyor. Onu göz alıyor o yüzden. Evet, onu göze alıyor. Yani normalde belki faizden kurtulmak için 5 kazanacakken hani 2 kazanıp ya da 3 kazanıp ama faizden kurtulayım diyor. Evet, onu düşünüyor. Anladığım kadarıyla tabii ki bu Süheyl Batum cephesi de o projenin çok daha yüksek bir ederi olduğunu düşünüp farklı bakıyorlar. Hatta Erden Timur'un da Dursun Özbek'le pek aynı bakmadığı da söyleniyor bu Florya ile ilgili karara. Ki şu ana kadar Erden Timur'la da hani devam edilmeyecek gibi, ben birkaç yıl Galatasaray muhabiri takip ediyorum, olmayacağım demiş bundan sonraki dönemde. Zaten yönetim kurulu listesinde yok. Sportif AŞ içinde adı geçiyor ama pek mümkün değil, ama ne olursa olsun. Hani Süheyl Batum'un sence şansı var mı? Bence yok. 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 Ama tabii kendini nasıl ifade edecek? Florya konusunda iyi ifade edebilirse belki bir kısım oy alabilir ama Dursun Özbek'i devirecek kadar bir şey yok. Hani ne kadar güçlü liste yaparsan yap, Dursun Özbek'in bu iki senedeki başarılarıyla birlikte şöyle şans olur Süheyl Batum'un, Erden Timur'u yanına çekerse, kestirmeden söyleyeyim. Hmm. Yani onu açıklayabilirse. Erden Timur o kadar değiştirir mi ya kararı? Bilemem. Yani Dursun Özbek'le arası nasıl, tam olarak iyi mi? Hayır yani kongre kararını. Erden Timur değiştirir. Değiştirir, o kadar değiştirir. Değiştirmez mi sence Erden Timur güçlü? Yani şu an Dursun Özbek mi, Erden Timur mu Galatasaray'da daha etkili bir isim? Bence Erden Timur daha etkili bir isim. Yani Dursun Özbek seçilecek ya Erden Timursuz da büyük ihtimal, ama Erden Timur karşı tarafa geçmezse. Hı. Ama geçerse bence dengeler değişir. O derece. Bilmiyorum, ben öyle görüyorum. Sen daha yakınsın, ben çok anladığım işler değil. Yok ama üye olarak bakma, dışarıdan bak mesela. Hangisi daha güçlü profil sence? Hani hangisi daha ne bileyim transferler, açıklamalar, hitabet, hani Ali Koç'un daha fazla uğraşması mesela, o bile bir şey üyelerin ve taraftarın gözünde. Ya şu an Erden Timur'a daha büyük bir bence teveccüh var. Dursun Özbey'e nazaran. Ben öyle düşünüyorum. Onu çekebilirsin. Yok şey enteresan, hani önce sorduğumda şansı yok dedin. Evet evet. Yani şimdi şansı olmayan bir adayın Erden Timur'u yanına aldığı anda seçimi kazanabilme ihtimali, hani puanını kaçtan kaça çıkartacak diye, o yüzden o kadar var mıdır diye düşündüm. Hani mesela seçim yakın geçiyor olsa, şu an deseydin ki sen mesela 60'a 40 Dursun Özbek alır. Ama 60'a 40'da Erden Timur yanına alırsa, o zaman dengeler değişir. Bu daha böyle hani anlayabileceğim bir şey olurdu, ama hiç hani şansı yok dediğim bir aday olduğu zaman, ben şimdi mesela 85'e 15, ne bileyim 80'e 20 gibi böyle bir şey kurdum kafamda. Birden Erden Timur öteki tarafa atınca o kadar denge değişir mi, o beni şaşırttı. Yani o kadar mı etkili olur diye tabii soruyorum. Bunu matematiksel olarak kanıtlamamız mümkün olmayacak büyük ihtimalle, ama benim düşüncem o. Yani nereden tabii o kadar güçlü bir figür. Yani Galatasaray bugün bu başarıları elde ettiyse, bu oyuncuları getirdiyse Icardi transferini, bunu Erden Timur'un vizyonuyla
getirdi Dursun Özbey'in değil. Hani onun ikili ilişkileriyle olduğu için bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum. Olabilir. O kadar etkili bir isim olduğunu düşünüyorum ama onsuz bir listeyle Süheyl Batum'un şu şartlarda Dursun Özbey'e kafa tutması bence mümkün değil. Her ne kadar listesi güçlü isimlerden olsa da. Afilli yalnız Ali Koç şampiyon olup bırakacağını düşünüyordu. Her şey tepe taklak oldu. Onu düşünüyor olabilir. O yüzden karar verememiş olabilir demiş. Doğan, ikinize de soruyorum. Saran Ali Koç gibi ekstra para koyabilecek mi? 100 milyon dolarlar falan demiş. Bunu kendi ağzından herhalde duymadık. Yani şu kadar para koyacağım, sıcak para, kulübün şu kadar para ihtiyacı var. İşte defterleri inceledik, kısa vade, orta vade planlarımız şunlar, okumadık ama ne dinledik veya okuduk? Yönetim listesinde Türkiye'de ilk yüzde olan bu ne listesi deniyor, zenginlik listesi mi artık, vergi listesi mi? Yani oradaki en büyüklük, şirket büyüklüğü. Yani şirket büyüklüğü, oradaki şirketlerin sahiplerinin listesinde olduğunu, yani sıcak para konusunda da elinin güçlü olduğu imasını gördük ama tam bir rakam olarak bir şey ben okumadım. İşte bir kere açıklamalarda altı sürekli çizilen bir nokta var. En hazır yönetimi. Türk spor tarihinin de futbol tarihinin değil, en hazır yönetimi olduğu bahsediliyor ve güç olarak da çok güçlü olduğu zaten defalarca söylendi. Şimdi böyle bir noktada zaten hani bu rakamlar kendiliğinden çıkması gerekir. Yani bunu söylemeye de pek gerek yok. Bu kadar iddialı olduğunuz noktada. Çok iddialı bir söz çünkü. Yani Türk spor tarihinin en hazır yönetimi deniyor Saadettin Saran tarafından. Ve bu bir kez de söylenmedi. Birden fazla kez söylendi. Dolayısıyla o iddiayla beraber, o güçle beraber. Hani belki rakam telaffuz edilmiyor ama zaten hani artık kulüpleri yönetmek için bu paralar biraz normalleşti. Dolayısıyla hani rakam 3 aşağı 5 yukarı odur. Mehmet Ünlü, Saadettin Saran takımdaki hava dibe vurduğu için mi böyle bir çıkış yaptı şimdi? İşler iyi gitmiş olsa, Fenerbahçe Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yarışa devam etseydi yine böyle bir ultimatum verir miydi diye bir soru sormuş. Hayır, bunun Fenerbahçe'nin gidişatıyla alakası yok. Saadettin Bey bunu daha önceden katıldığı programda da açıkladı. Dedi ki biz işler kötü giderken diğerleri gibi akbabalık mı yapalım dedi. Öyle bir şeyimiz yok dedi Fenerbahçe'de ve Ali Koç'la alakalı olarak söylediği sözün de Saadettin Bey sonuna kadar arkasında durmak istiyor. Bunu da defalarca söyledi. Bunu anlayan var, anlamayan var. Mantıklı bulan var, mantıksız bulan var ama kararı bu. Diyor ki Ali Koç yarışta olduğu sürece ben onun karşısına çıkmayacağım. Kararı bu. O kararın arkasında duracağını da defalarca belli etti. Fakat bugün gelinen noktada işte sen az önce anlattın. Hani Fenerbahçe'de tarihin bu ay sonunda olması gerekiyor. Aynı zamanda Saadettin Bey'de büyük baskı var. Fenerbahçeli taraftarlar tarafından, Fenerbahçe CMS tarafından işte. Yani Ali Koç'la alakası yok, sen aday ol. Bir şekilde aday ol. Ali Koç'tan bağımsız aday ol. Ali Koç'la ne alakası var diye bir sürü bir şey var, baskı var. O yüzden de hani yine sözünün arkasında durabilmek adına artık hani o süreye kadar söylerse tamam ben gene sözümün arkasında dururum ama artık o tarihe geldikten sonra da ben de başkan adayım. Eğer Ali Koç'ta olsa dahi artık o tarihi geçerse ben de olacağım diyor. Yani aslında bence tutarlı bir şey var orada. Gidişat var. Evet, tutarlı olduğu bence de açık ama hani dediğin gibi burada Ali Koç'un aday olup olmamasından bağımsız da girmesi gerektiğini düşünenler de var. Ben de zaten açıkçası o yüzden bence bu noktaya geldi iş. Onlardan biriyim. Tabii tabii. O şeyden, o baskılardan bence bu açıklamada geldi. Çünkü çok iddialı sözler dediğin gibi hani tarihin en hazır yönetimi dediği noktada hani Ali Koç'tan daha iyi bir yönetim kurulu oluşturdum. Fenerbahçe'nin iyiliği için de o yönetim kurulu varsa gerçekten Ali Koç girsin veya girmesin bence aday olması daha iyi olur. Tabii ki bu benim kişisel fikrim. Bakalım günün sonunda neler olacak. Cuma günü herhalde her şey netleşecek diyebiliriz. Kenan, seçimde oy kullanacak mısın demiş bana. Galatasaray seçimini tabii kastediyor burada. Bilmiyorum, tahmin etmiyorum kullanacağımı. Aa, niye? Bilmiyorum, hani şu an öyle git oyunu ver şey kardeşim. Benim Allah Allah. Oylarla ilgili biliyorsun. Aynen, illa oy vermemek için yaratılmış bir insansın sen de. Oya karşıyım. Aynen, oya karşısın. Git ver oyunu ne düşünüyorsan. Bilmiyorum. Şeyi ödedim tabii ki benim. Aidatı ödedim. Aidatımı ödedim. Yani onda bir sıkıntı yoktur büyük ihtimalle. Bakalım, daha şu an çok gitme taraftar değilim. Süreç içerisinde fikrim tabii ki değişebilir. Onun haricinde Talip Erdoğan'ın mesajıyla araya gidelim. Gitti Mehmet Büyükekşi'yle sıkış.
Başkanım hoş geldiniz kongreye de. O da aynı dönemde sizinle üye olmuştuk. Tabii tabii aynı dönem üyeyiz. Aynen. Mehmet konuş Büyükekşi bir başkanla de. Elini sık ya. Mehmet Büyükekşi de 15 yıllık üye. 2009. Evet. 10 sene sonra divan üyesi. Talip Erdoğan, Aziz Yıldırım çok zeki bir adam. Aday olursa şu an Ali Koç'un aday olacağını biliyor. İkinci kez yenilirse Aziz Yıldırım için büyük bir travma. Yani Ali Koç aday olursa yine favori bu duruma rağmen demiş. O yüzden Aziz Yıldırım'ın da henüz kararını açıklamadığını söylüyor. Eğer aday olmayacağı kesinleşirse Ali Koç'un öyle girer. Aday olursa sanki ikinci kez yenileceğini düşündüğü için girmez diyor. Yani bu da akla çok uzak değil. Aziz Yıldırım'ın stratejisi olabilir. Fakat ben işte hani 20 sene Fenerbahçe'yi yöneten bir başkan olarak onu yapmaması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Ama bir taraftan da anlaşılabilir. Yani eğer sadece Aziz Yıldırım cephesinden bakarsanız anlaşılabilir. 2018'de %78'e 22 evet, miydi? Evet, öyle akıl almaz bir oylar Ali Koç lehine. Tabii 6 sene içerisinde 78 ikili eğer bir yine başkanlık yarışı olacaksa daha düşecek tabii ki. O dönem gibi tabii. Bir seçim olması mümkün değil. Onun üstüne çıkması Ali Koç'un mümkün değil. Ama şansı ne kadar artar Aziz Yıldırım'ın? Kaça kadar çekebilir %22'den? %51 yapabilir mi acaba? Ona güveniyorsa. Tabii o süreç içerisinde hani bu 6 yılda Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin çok aktif olarak içinde değildi. Ya da çok az futbol kamuoyunun çok içinde değildi. Hatta bir kere geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. O tahtanın önünde yaptığı basın toplantısı. Orada da Aziz Yıldırım büyük kredi kaybetmişti. Ertesi gün genel kurula geleceğini söyleyip gelmediği basın toplantısı mı acaba? Hatırlarsın tahtanın önünde bazı rakamlar yazmıştı. Ondan sonra çok uzun bir basın toplantısı olmuştu. Kimse bir şey anlamamıştı. Aziz Yıldırım'ın sözlerinden bir süre sonra ne dediği anlaşılmamıştı rakamlarla ilişkili olarak. Önce Şekip Mosturoğlu'na bir sunum yaptırmıştı, hatırlıyor musun? Beyaz tahtların önünde. Çok hatırlamıyorum. Daha ondan sonra da ivme bayağı bir aşağı doğru düşmüştü. Orada bir hani Aziz Yıldırım çıkışı görmüştük Fenerbahçe ile alakalı olarak. Ama orada Aziz Yıldırım'ın kendini sürekli tekrar eden, sürekli aynı şeylere takılan, pek de ilerleyememiş, pek de hazırlıklı gözükmeyen bir hali vardı. Ondan sonra yine bayağı bir aşağı doğru gitmişti Aziz Yıldırım'da. Ondan sonra gene bir sessizlik dönemi oldu Aziz Yıldırım'da. Ta ki işte bu son dönemde tekrar zaman zaman işte Aziz Yıldırım'ın yaptığı çıkışlar oldu. Galatasaray'a karşı çıkış oldu, o oldu, bu FETÖ'yle oldu. FETÖ'yle alakalı. FETÖ'yle ilgili yaptığı şeyler. O zaman tekrar bir Aziz Yıldırım'ı duymaya başladık. Ama mesela Aziz Yıldırım bu 6 sene içerisinde tamam ben %78 çok ağır bir yenilgi aldım rakibime karşı ama devam ediyorum, bu işin içindeyim, İşte bir sonraki ya da daha sonraki seçimde tekrar varım, güçlü bir adayım algısını pek vermedi açıkçası. Ve Fenerbahçe büyük ihtimalle herhangi bir şampiyonluk kazansaydı bu sene ya da önceki sene Aziz Yıldırım gerçekten emekli olmuştu. Biraz sanki Fenerbahçe'nin A futbol takımının sportif başarısızlığı Aziz Yıldırım'ı böyle Ali Koç'un karşısına çıkarır gibi yapıyor. Benim gördüğüm o. Yoksa Aziz Yıldırım, hani tekrar söylüyorum, şu 6 seneyi bir düşünün, aktif olarak Fenerbahçe'nin içinde gözükmüyordu. 9-19 ara vakti. İddia.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Evet, şimdi alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktaracağım. Şu anda bir Bitcoin 62.200 dolardan işlem görmekte. Düne göre %2.09'luk bir düşüş söz konusu. Dün fiyat 64.400'e kadar aslında yükselmişti. Fakat öğleden sonra büyük ihtimal Amerika'da piyasaların açılmasıyla birlikte fiyat kademeli olarak düştü. Şu anda da son 24 saatteki en düşük seviyesinde Bitcoin'in fiyatı. TL olarak da fiyat 2 milyon bandının üzerinde, 2.011.177'de. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Şimdi de iddia bölümündeyiz. Bugün iddiada güzel maçlar var, az ama öz maçlar var. Zira Türkiye Kupası yarı final rövanşında Karagümrük Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maç Trabzon'da Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona ermişti. Bakalım buradan nasıl bir sonuç çıkacak ve Beşiktaş'ın finaldeki rakibi
kim olacak? Trabzonspor tabii sezonu kupayla tamamlamak istiyor ligde. Tıpkı Beşiktaş gibi işler pek yolunda gitmedi, gitmiyor. Son maçlarda puan kayıpları da çok fazla yaşanmaya başladı. Karagümrük içinde tabii kümede kalma baskısı var bir taraftan. Onu da. Gerçi puan olarak evet bir avantajları var. 2 puan üzerinde şu anda Karagümrük. Ama tabii ki işleri kolay değil. Onların da işlerini matematiksel olarak kesinleştirmesi gerekiyor ki bu hafta bir de üzerine Trabzon maçından sonra Galatasaray'la oynayacaktır. Avantajları tabii 2 maçında iç saha alması, gerçi tribünleri de rakip takımı açınca bayağı iç saha avantajı da aslında kalmıyor Karagümrük'ün. O yüzden hani hem para kazanıyorlar, bir taraftan kulübün ekonomisi için daha iyi ama atmosfer olarak bir deplasman atmosferi yaşıyor Karagümrük. Bakalım nasıl etkilenecekler. Bugün Trabzon'da nasıl bir 11 çıkacak onu da söyleyeyim. Fotomaç gazetesinden okuyacağım muhtemel 11'i. Uğurcan Çakır olacak kalede. Savunmada bir değişiklik gözükmüyor. Mönye, Mendy, Dansville ve Eren var. Orta sahada Berat, Umut Güneş, Bardi, kanatlarda Vişça ve Fontas, ileri uçta da Onuachu gözüküyor. Tabii burada Trezeguet'in yokluğu önemli bir kayıp olacak Trabzonspor adına. Vişça, Dansville ve Berat, onlar da bir önceki maç dinlendirilmişlerdi, yedek başlamışlardı. Tekrar ilk 11'e dönüyor tabii ki, sezonun hedef maçı olacak Trabzonspor adına. Nasıl bir maç bekliyorsun? Beşiktaş gibi turu geçeceğini düşünüyor musun Trabzon'da? Tabii Trabzonspor'un Beşiktaş'tan farkı ilk maçı kazanmış olması. Bugün bir beraberlik Trabzonspor'a yetecek. Diğer yanda Trabzonspor'da son Samsunspor mücadelesi hakikaten felakete yakın bir oyun vardı. Yani Trabzonspor topa sahip olsa da hemen hemen hiçbir şey üretemedi. Çok kötü bir hücum performansı vardı sahada. Yalnız genelde Trabzonspor bu kadar kötü oynadığı maçların ardından bir tepki vermeyi başardı sezon içerisinde Abdullah Avcı ile birlikte. Bugün yine tabii Samsunspor maçını pek referans almamak lazım ama Trabzonspor'un da biraz o istikrarı hem mental olarak hem de skor olarak bulmakta zorlandığını bu sezon görüyoruz. Diğer yanda Karagümrük, yani normal şartlarda oynadığı oyunla ya da bizim izlediğimiz karşılaşmalarda oynadığı oyunla ligde bu kadar da sıkıntı yaşamaması gereken bir takım olarak gözüküyor. Yalnız işte Ankara Gücü'nden farkları, hem puan olarak daha gerideler hem de hafta sonu Galatasaray'la oynayacaklar. Aslında Galatasaray'ın puan farkını 6'ya çıkarması bir anlamda Karagümrük için iyi oldu. Hani ama ne olursa olsun Galatasaray da bu saatten sonra o puan farkını hele derbi öncesi eritmek istemeyecektir. Dolayısıyla hani Karagümrük Ankara Gücü'ne göre daha fazla ligi de gözetmek durumunda. Bu onlar için bir dezavantaj. Kazanırlar mı? Kazanma ihtimalleri var mı? Valla yok diyemem Karagümrük için. Çok potansiyelli bir takım. Evet, yani öyle kalkıp da hani olmaz diyemem Karagümrük için. Ama Trabzonspor'un ben yine skor üreteceğini düşünüyorum. Karagümrük'ten de gol bekliyorum. İddia dili açısından bence iki takım da skor üretir. Ama maç kime yakın dersen açıkçası orada sanki beraberlik biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Yani böyle 1-1 gibi, bir 2-2 gibi belki gollü bir beraberlik görebiliriz karşılaşmada. Karagümrük muhtemelen de okuyayım. Sirigu olacak kalede. Savunmada Veseli, Koray Günter, Çekkerini ve Levent Mercan. Orta sahada Rohten, Kurbelis, önlerinde Eyserik. Kanatlarda Can Keleş ve Mendes. İleri uçta da Markao. Ki Markao da ligin fizik olarak hani Onuachu'dan da daha fizikli. Hani boyu daha uzun mu bilmiyorum ama daha kilolu gözüken. Daha uzun değildir herhalde. Daha uzun herhalde, evet. Olmayabilir ama çok iri gözüküyor. Şimdi ona da tekrar bakayım, merak ettim, hiç bakmamıştım. Böyle bir 1.96 değil mi? Marka mı? Benim bildiğim 1.96. Sen nereden biliyorsun Marka'nın 1.96 olduğunu? Merak edip baktın mı? Spiker söylemiş olabilir. 1.96 mı? Evet, 1.96. 1.96. Onuachu 2.02 mi? 2.02 olması lazım. Ama çok daha heybetli duruyor, bilmiyorum. Öyle ama daha geniş oyun. Size daha kalın. İşi zor olacak tabii ki Trabzonsporlu stoperlerin ki Mendy ile Dansville fizik olarak, gerçi hangi stoper fizik olarak baş edebilir desem aklıma Bekao geliyor. Süper Lig'de Markao'yu biraz yavaş edebilir. Markao ve Onuachu aynı takımda olsan ve 4-4-2 oynasan
Çok olmaz garip ya, olur. Çok kötü olur. Kötü mü olur? Çok marka oynamam çok lazım. Şeyde değil ama. Süper hareketsiz bir oyuncu değil. Onuachu da süper hareketsiz bir oyuncu değil. Yani öyle değil. Toplaşırlar hani, da. Kütlelerine göre çok şey değiller, hareketsiz değiller. Ya da topla ilişkileri mesela öyle çok da zayıf da diyemem ben. Ya Onuachu bence daha iyi top saklıyor markaya göre izlediğim mesela kısımlarda. Futbol Manager'da yapsam böyle bir ikili, biri 1.96, biri 2.02. Kanatlara iki tane iyi orta yapabilen oyuncu yerleştirsen. Tadiç'i koy mesela bir kanada. Mesela evet, bir tarafa da Visca'yı alırsın kesin. Uf. Genç Visca. Sağ bekte Mönye. Mesela sol aynen sol bekini de mesela iyi orta yapan bir bek yapsan acaba bu takım mesela işler mi? Yani işler mi sence? Kağıt üzerinde çok güzel duruyor. Baskılı oynayabilirse, rakip yarı sahayı yiyebilirse işlememesi için hiçbir sebep yok, göremiyorum. Ama o baskıyı kurabilir mi bu yapıyla? Çünkü bu oyuncular geride, hani kontrada oynayamazsın. Yok. Oyuncularla. Yığman lazım rakip kaleye. Onu başarabilirse çok basit ama mantıklı bir yol gibi. Ama bunu yapan oldu mu hiç mesela? Çift pivot santrforla böyle başlangıç ana plan olarak uygulayan bir teknik direktör Avrupa'da falan hatırlıyor musun? Bir daha hani hadi farz et çift pivotla oynadın da böyle bir fizikle oynamamışsındır yani. Onu artı evet. Marka ben onu söylüyorum yani. İkisi de fizik olarak çok aşırı ya. Mesela hani aklıma Kraç geliyor ama çok ince mesela, o senin dediğin şeye de uymaz. Ama Kraç bile yanında öyle uzun biriyle çok oynamamıştır. Evet, işte uzun yani, hem uzun hem kalıplı olacak. Kalıplı. Yani stoperlere böyle kalçasını omuzunu koyduğu anda stoper ona yaklaşamayacak mesela. Öyle ikili ikili oynasan nasıl olur acaba yani? Merak ettirdi bana şimdi. Çünkü vallahi marka da hakikaten yani çok inanılmaz kalın bir adam. Kalın ama Onuachu kadar vücudunu iyi kullanıyor mu? O da ayrı bir tartışma. Onuachu kadar merkezde şey yapmıyor bence. Stoperlerin göbeğinde kalmıyor pek. O dolaşıyor yani marka. Gençliğin verdiği bir enerji olsa gerek dolaşıyor. Kaç yaşında marka? Genç de değildir şimdi. Allah 30 çıkar oyuncu. Genç değil oyuncu. Ben az önce baktım da Onuachu 28 yaşında. Tamam marka. Onuachu pardon 29 yaşında. Markaya gitti da, senin gene internet. O da 29 yaşında, aynı yaşlarmış. Şimdi iddiadan tabii başladık. Oranları da söyleyeyim. 2.49 Karagümrük, 2.27 Trabzon, 3.43 beraberlik. Oranlar bu şekilde. Oranlar da pek karar verememiş zaten maçın kime gidebileceğine dair. Yani çok zor bence de. Trabzon kazanır demek de iddialı olur ama 2.27'lik orandan da o riski alabilir iddia severler. Real Madrid Bayern Münih, orada da 2-2 bitti ilk maç Almanya'da ve Real bu maçın favorisi gibi sınırda 1.80'lik oranı var. Bayern galibiyeti 3.39, beraberlikte 3.54. Ne oynarsın bu maça? Muhtemellerimiz var mı? Yok. Ama ne olacak? Hani Real'in zaten belli herhalde. Yok, Real'de bir eksik yedik yok zaten şey olarak. Hani kalede Lunin olacak bu arada. Kurtuğa döndü ama Lunin'e şans verecekmiş. Daha çok Bayern Münih cephesi orada hani nasıl bir rotasyon kadrosu, yani 11 çıkacak ama 11'in arkasındaki isimler de bence önemli oluyor Real Madrid maçlarında. Ama normal şartlarda Real Madrid kendi sahasında tabii farklı bir seviyeye çıkabiliyor. İşte o Real Madrid'in önceki karşılaşmalarda gördüğümüz vazgeçmeme kültürü zaten artık Şampiyonlar Ligi'nde bir etiket gibi yapışmış durumda Real Madrid'e. O yüzden Real Madrid'i hani vursan vursan da kolay kolay öldüremiyorsun. Bu da kendi sahasında olunca o işin görevin zorluğu iki katına çıkmış oluyor. Diğer tarafta iki takımın da hani kendi liginde son haftalarda fazla yıpranmamış olması, kendilerine bu karşılaşmayı hazırlıyor olmaları bu akşam yine bizler için güzel. Yani Real Madrid şampiyonluğunu ilan etti ama son iki karşılaşmada güle oynaya yedekleriyle sahaya çıktı. Bayern Münih şampiyonluğu kaybettikten sonra hani ligde zaten istediği sonuçları alamadı. Hani bu denklemde biraz oyuncuların bugün böyle tam böyle performanslarına fiziksel ve mental olarak ulaştığı bir gece yaşayabiliriz. Umarım da öyle olur. Ben Bayern'in gol atacağını, onu söyleyeyim. Hatta Bayern'in birden fazla gol atabileceğini düşünüyorum Real Madrid'e. Ama Bayern buna rağmen kazanır diyemiyorum Real Madrid olduğu için. Fakat deplasman 1.5 üstü gibi bir risk alınabilir bu karşılaşmada. Günün diğer maçı da Konferans Ligi'nde Kulüp Brugge Fiorentina maçı. Maçın hakemi Halil Umutmeler. Halil Umutmeler. İki takıma da sabırlar diliyor musun? Vallahi fazlasıyla diliyorum. Yani son Gaziantep-Hatay maçında yaptıklarından sonra Halil Umutmeler'in
UEFA'nın verdiği bu cesur karardan dolayı UEFA'yı, Halil Umut Meler'i, herkesi tebrik ediyorum. Ama oyunculara, kulüp buruculara, sevgili kulüp buruculara, Fiorentinalara Allah sabır versin. Evet, kritik karşılaşmalar. Ama öyle demeyelim. Halil Umut Meler Avrupa'da iyi maç yönetiyor. Çünkü çok büyük baskı yok üzerinde. Öyle diyorlar. Maç, ilk maç 3-2 Fiorentina üstünlüğüyle bitiyor İtalya'da. Bu maç Belçika'da, şimdi bakalım neler olacak. Basketbolda da bugün önemli bir maç var. Fenerbahçe-Beko serinin 5. maçında Monaco'ya konuk olacak. Son maç bayağı az skorlu geçmişti. 2-3 maçta 80'ler 90'ları görmüştük. Son maç 60'larda kalmıştı ama şimdi bakalım son maçta Fenerbahçe 2019'da en son Final Four'a kalabilmiş. Oradan sonra bir kez daha Final Four'a kalmak isteyecek. Oranlar Monaco'ya yakın. 1.53 Monaco galibiyeti, Fenerbahçe galibiyeti de 2.04. Diğer maçta Barcelona Olympiakos maçı. 1.51 Barcelona, 2.08'de Olympiakos. Benzer oranlar verilmiş. Fenerbahçe'ye de bu akşam için başarılar dileyelim ve son aramıza gidelim. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. 9.43 saatlerimiz, son bölümdeyiz. Sabah gazetesinde onsuz olmaz başlıklı bir haber var. Aslan Mertens yolu devam etse de transfer yapacak. Belçikalı oyuncu ile bir yıllık imza yazılan yönetim B planında unutmadı. Sarı Kırmızılar Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek bir 10 numara daha kadroya katacak denmiş ki Mertens'in de 4 milyon euro istediği de haberin detayları arasında yer alıyor. Gündemdeki oyuncu da 10 numara için aslında Rafa Silva, fakat yüksek maliyeti nedeniyle oyuncunun listeden çıktı ve yeni bir 10 numara için çalışmaların başladığı. Mertens de 4 milyon euro gerçekten istiyor mu ya? Yani imza parası birlikte 4 alıyormuş mevcut sözleşmesinden. Onu istiyor yani, aynı şekilde devam etmesini istemiş. Ama mantıklı değil tabii o yaştaki bir futbolcu için. Galatasaray'ın da 3 milyon teklif edeceğini yazmış Mehmet Özcan. 3 milyon bile bayağı iyi para. Yani. Kabul et Mertens. Yani hiç zorlama. Bunu başka yerde bulamaz büyük ihtimalle. Yani Arabistan dışında bulması zor. Ama buradaki ortam da artık uyumlu, alışmış Türkiye'ye. İşte 3 milyon euro çok çok iyi para. Yani 37-38 yaşında bir oyuncu için yıllık 3 milyon euro vermeniz... Kapıyı tabii yüksekte açıp mümkün olduğu kadar, o da yüksek para isteyecek herhalde. Yok, bu sene aldığı 4 milyon da çokmuş ama. Evet, imza parası da birlikte, yani yıllık ücreti 2.9 galiba ama imza parası da birlikte daha da yükseğe çıkıyormuş. Bir diğer haber Mert Hakan Yandaş'la ilgili. Onun da sözleşmesi bu sezon bitiyormuş Fenerbahçe'yle ve Fenerbahçe'nin de, gerçi tabii bu yeni yönetimin işi olacak büyük ihtimalle ama sözleşme uzatılmayacağı söylenmiş. Ama dediğim gibi şimdi burada Ali Koç yönetimi var ama Saadettin Saran, Aziz Yıldırım ya da X bir kişi gelirse de belki farklı bir karar da verebilir. Sen tutulmasını ister miydin mesela Mert Hakan Yandaş'ın? Karar veremedin. Ben de veremedim. Hayır. Verdin mi? Hayır. Neden peki? Çünkü asıl olan sahadaki performans. Sahadaki süreklilik, sahadaki istikrar. Yani Mert Hakan bir iki karşılaşmada yine parladı bu sezon. Ondan sonra gene ortada yok. Ama parlayalı 10 hafta oldu mesela. Son işte mesela Konya Spor maçında gene bir şans elde etti. Gene o şansı pek iyi kullanamadı. Ama tamam, hani takıma işte abilik yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan da, yani o da bir yere kadar. O işi yapacak oyuncuya yeni bir kontrat, milyon eurolar vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani takım zaten kendi içinden liderini bir yerde çıkartır. Yani Mert Hakan'ın olmadığı yerde takımı toparlayacak oyuncu kendiliğinden doğal olarak çıkar zaten. O yüzden de asıl olan performans. Performansa bakınca da ben pek bir şey katmadığını düşündüğüm için, aslında şöyle, sakatlık çok fazla olduğu için. Çok, evet, çok sakatlık. Çok fazla, çok sık sakatlık olduğu için ben devam etmezdim. Mesela onun yerine Efkan Bekiroğlu gibi bir isimle devam etmek, yani o tarz Anadolu'dan bir yedek 10 numara ya da yedek 8-10 numara bulmak daha mantıklı olabilir diyorsun. Ben de, çünkü biriyle de doldurman lazım. O bölgeye de bir yerli takviyesi yapman lazım Mert Hakan'ın devam etmediğin zaman. Ama yedeğe yapacaksın büyük ihtimalle Şimanski varken. Orada lig içinden böyle bir oyuncu herhalde. Yani işte hani olacak. Mert Hakan'ı da 10 numara pozisyonunda...
çok da yedekleyemedi diye düşünüyorum Fenerbahçe. Yani böyle Mert Hakan da belki istediği bölgelerde de istediği şansları elde edemedi. Onun da bir dezavantajı oldu. Ama mesela Szymański'nin arkasında o bölgede Anadolu'dan bir oyuncu alacağıma ben öyle bir zorluk yaşarsam Tadić'i orada kullanıp sol önde kanat rotasyon oyuncumu kullanmayı açıkçası tercih ederdim. Tadić istiyor mu gerçekten 10 numara oynamak? Ben sanki istemiyor gibi anlıyorum. O sol kanta çok rahat ediyor. İstemiyor. Tamam, hani farz et ki istemiyor. Ama kalkıp da Tadić'i ben 38 haftanın 37'sinde 10 numara oynatmıyorum. Yani alt tarafı 2-3 maçta, bilemedin 3-5 maçta o pozisyonda da rahatlıkla oynayabilir. O oynamasa da tamam, madem oynamıyorsun 4-4-2 oynar der. Gene çıkarım işin içinden. Hani böyle rekabeti belli bir seviyede tutacak oyunculara bence ihtiyaç var. Yani ben bir 10 numaradan vazgeçtim. 10 numaranın vazgeçtiğim anda oraya bir 10 numara daha alayım mantığı bence pek futbolda doğru bir mantık değil. Eğer oraya takım içerisindeki rekabeti ya da direkt olarak yarıştığı oyuncuyla rekabeti attıracak bir isim alabiliyorsam bence bir mantığı var. Ama yedekliği baştan kabul etmiş, oynadığı zaman işte özgüven problemi yaşayabilecek, oynadığı zaman taraftarın tepkisini çekebilecek, oynadığı zaman performans düşüklüğü verebilecek oyuncu yerine takım içerisindeki kaliteli ve geçici çözümleri ben tercih ederim. Ama bir yerde de yerli rotasyonu da arttırman lazım. Mert Hakan'ı gönderdiği noktada seneye 14'ten 12'ye düşecek. Mecbur, hani 10 numara almıyorsan kanat almıyorsan 2 tane 8, 2 tane 6 belki alacaksın. Yerde onlar olabilir tabii. Yani başka, sadece bu işler biliyorsun, hani bir mevkiye bakarak karar verilmiyor. Takımın geneline bakmak lazım. Belki tamamen senin dediğin gibi o transfer yapmak zorunda kalacaksın. Çünkü ama takımın genelinde başka yerlerden çözebiliyorsan o yerli sayısını, o zaman ben o hücum hattında hani yedek oturmayı kabul edecek bir oyuncuyu pek mantıklı bulmuyorum açıkçası. O daha çok savunmada tercih edilmesi gereken bir opsiyon gibi bana göre. 9.49 saatlerimiz programın da sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İddaa.com'un sunduğu Barış Ertül, Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. İddaa.